acaba? Biraz evvel kıymetli kardeşim Necmettin Bey bir Kur'an ayetine şöyle bir değindi. Ben de müsaade ederseniz değineceğim. Cenab-ı Hak diyor ki biz emaneti göklere ve yerlere arz ettik. Kabul etmediler. İnsana arz ettik, kabul etti. Çünkü o fevkalade zalim, nefsine fevkalade zalim ve fevkalade cahildir diyor. Bir başka ayeti kerimede Cenab-ı Hak ben Adem'i balçıktan yarattım, sonra ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi buradan çok kolaylıkla anlamak mümkündür ki insanda bir kutsal emanet var. Bu emanet Cenab-ı Hakk'ın bizzat ruhundan bize üfürmüş olduğu ruhu azimdir. Peki hangimiz acaba bizde böyle bir emanetin mevcut olduğunun idrakindeyiz? Hangimiz bu bizdeki bu muazzam emanetin hapishane bekçiliğini yaptığımızın idrak içindeyiz? Hangimiz hapishane bekçiliğini yaptığımız bu mukaddes emanetin hapishaneden dışarı çıkmasına cehd-i gayret sarf etmekteyiz? Biraz etrafımıza baktığımız zaman sizleri tenzih ederim ama fakir abdeliz kendime bakıyorum, bu çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Binaenaleyh insanı insan yapan, insanı eşrefül mahlukat, yaratılmışların en şereflisi yapan Allah'ın bu mükevvenat aleminde, bütün bu kainatta başka hiçbir nesneye, hiçbir yaratığa vaz etmemiş olduğu kendi ruhudur. Kendi mukaddes ruhudur. İnsanı eşrefül mahlukat yapan budur. İnsan bir taraftan beden, bir taraftan nefis, bir taraftan da Cenab-ı Hakk'ın kendisine nefyetmiş olduğu ruhu vasıtasıyla eşrefül mahlukattır. Hayvanlarda da beden var. Hayvanlarda da nefis var. Ama hayvanlarda ruh var mı? Bazı filozoflar ruhu hayvani diye ondan sonra bir şey uydurmuşlar. O nefse ruhu hayvani diyorlar. Sadece bir ıstılah farkından ibaret. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de insana kendi ruhundan nefyetmiş olduğu gibi hayvanata da, nebatata da, bu nasut alemindeki cansız eşyaya da ruhundan nefyetmiş olduğunu ifade ediyor mu? Hayır. Sadece insana. O halde bilsek de bilmesek de, idrakine sahip olsak da olmasak da, biz Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada, bu esfeli sahilinde, bu alçakların alçağı, aşağıların aşağısı, bu dünya yani deniden geliyor. Alçak demek. Dünya, alçağın alçağı, esfeli safilin aşağıların aşağısı yerde Cenab-ı Hakk'ın kutsal emanetine sahip, henüz belki onun idrakine varmamış ama bu emaneti bilsek de bilmesek de taşıyan bireyleriz. Malum bir hadisi kutsiyede Cenab-ı Hak ben bir gizli hazineydim. Bilinmeyi murad ettim ve bunun için alemi yarattım diyor. Bir başka ondan sonra hadiste de Cenab-ı Hakk'ın alemi kendisine mirat, ayna olmak üzere yaratıldığından bahsediyor. Bir başka hadiste Cenab-ı Peygamber Allah'ın ilk yarattığı nesnenin kendi hakikati yani Cenab-ı Peygamber'in hakikati olduğunu söylüyor. Buna ehli tarik ve mutasavvife ilk taayyün mertebesi de derler. Hazreti Muhammed'in hakikati da derler. Aklı evvel de derler. Ne söylerlerse söylesinler o kadar mühim değil. Mühim olan burada hatırımızda kalması gereken Cenab-ı Hakk'ın ama halindeyken yani bu mükevvenatı yaratmadan evvel, kendisini hiçbir sıfatla tavsif etmeden evvel, yani kendisinin tam bir bilinmezlik gayb alemi halinde olduğu iken, kendisinden kendisine tecelli ederek, kendisinin bilinmekliğini murad edip, bu alemi yaratmak için kendisine bir ayna ittihaz etmesidir. Önemli olan fikir budur. Ve bunun için de kendisine Hazreti Peygamber'i ayna olarak seçmiştir. Onun için diyor ki Hazreti Peygamber'i bütün peygamberlerin üzerinde yükseltmiş, yüceltmiş, âli tutmuştur. Ve hatta bir hadisi kutsi de biliyorsunuz, levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk, sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım, bu felekleri yaratmazdım buyuruyor. Bir başka hadiste
Bir başka ayette ve inneke le ala hulkin azim, muhakkak ki sen en yüce ahlak üzeresin. Ve keza bir başka ayette ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin buyuruyor. Hazreti Peygamber'in şu kendisi hakkında ifade buyurulan hadisi kutsi ve ayetler, Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hakk'ın indinde nasıl bir kemal mertebesine sahip olduğunu gösteriyor. O halde bir insanın anasının karnından, o mübarek yerden doğduktan sonra ihraz etmiş olduğu hayvan-ı natık mertebesinden yükselerek önce beşer, sonra insan ve sonra da insan-ı kamil mertebesine yükselmesi gerekmez mi? Bu Cenab-ı Hakk'ın da isteğine, arzusuna uygun bir tekamül olmaz mı? Ve keza insan bütün bu tekamül esnasında Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanımak üzere murad ederek bu alemi yaratmasının neticesi olarak bu alemde tecelli ettirdiği asarı, efali, sıfatları ve güzel esmalarıyla bütün tecellilerini o mir'atta, o aynada görmek istemez mi? İşte bu anlayış bütün peygamberlere has bir anlayıştır. Ama Hazreti Peygamber'de bu anlayış kendisinin özel şahsiyeti dolayısıyla daha da bariz bir şekle gelmiştir. Cenab-ı Hak herkesin kemale erebilme potansiyeli olmasına rağmen ezel hükmü olarak herkesin kemale vasıl olmasını murat etmiş değildir. Öyle olsaydı hepimiz şimdi birer insan-ı kamil olurduk. Burada da hiç konuşmamıza lüzum olmazdı. Biz burada konuşmamız, Allah razı olsun siz fakir abdiyacı dinliyorsunuz, ben de bundan büyük bir zevk alıyorum. Biz birbirimize ayna olabilmemiz, eksikliklerimizi giderebilmemiz, benim sizden istifade etmem, sizin de belki benden istifade etmeniz için. Ama hepimiz kemal sahibi olsaydık, ne benim ağzımı açmama, ne de sizin beni dinlemenize ihtiyacınız olurdu. Şu halde, buradan çıkıyor ki, Cenab-ı Hak herkesin hükmü ezelde kemal sahibi olmasını murad etmemiştir. Ama kemal sahibi olabilmek için cehd-ü gayret sarf etmesini murad etmiştir. Hazreti Peygamber de Allah'ın büyük lütuf ve keremiyle bütün insanlara bir şeriat getirmiştir. Bu şeriatın getirilmesinde Allah'ın namütenahi merhameti vardır. Neden? Çünkü şeriat akıl bali olmamış kimselerle, aklını kaybetmiş kimseler hariç herkese racidir ve herkesin tabi olması gereken bir minimum minimumdur. Yani asgari şartları ortaya getirir. Cenab-ı Hak bu asgari şartları ifa edenlere cennetini, yani ahiret alemindeki mutluluğu vaat etmiştir. Ve Allah'ın vaadi haktır. Binaenaleyh bir kimsenin bunun ötesinde bir vazifeyle, bir arayışla muvazzaf olmasına gerek yoktur. Durum böyledir de, ama öyle insanlar vardır ki bunlar beş vakit abdestle, namazla, oruçla, zekatla, haçla, zikirle iktifa etmemekte, ya Rabbi bana veçhini göster. Tıpkı Cenab-ı Peygamber'de vuku bulduğu gibi ve vuku bulması dolayısıyla sünnet-i nebevi haline geldiğinden dolayı bizim de erişebileceğimiz gibi bize miracımızı lütfet. Huzuruna ölmeden evvel çıkarak o senin güzel, kutsal, mutlu veçhini görmemizi ve bundan müstefit olmamızı, bizi kendi veli kulların arasında saymanı bize nasip et diye de dua ediyorlar. Bunun önüne de geçmek mümkün değil. Herkes için bu farz değil ama öyle insanlar var ki böyle bir arayış içinde. Şimdi şüphesiz ki böyle bir arayış içinde olan insanların da bu arayışına cevap olabilecek bir merci lazımdır. Ancak bu merci bütün insanlara raci olmayacağından dolayı çok hususi bir mercidir. İşte Cenab-ı Peygamber de şeriatı getirmiş, bütün insanlara için raci kıldıktan sonra pek az bir kimse için özel bir eğitim tarzı, özel bir fehamet, bir idrak arttırması, adeta kursu ihdas etmiştir.
Asr-ı Saadet'te Hulefai Raşid'in ve Ashab-ı Suffe ve Ashab-ı Güzin'in bir kısmı bunlara nail olmuştur. Niçin nail olmuştur? Çünkü bunların yetenekleri, fehametleri, idrakleri Cenab-ı Peygamber tarafından takdir edilmiş ve bunlar çok daha yakın bir tedris çerçevesi içine alınarak bunlara şeriatın ötesinde bir başka ilim telkin edilmeye başlanmıştır. Bu ilmin genel adı ilmi ledündür. Ledün ilmi dediğimiz. Nedir ilmi ledün? İlmi ledün, şeriatın bize bildirmediği ama insan merakının, insanın Allah'a karşı aşk, şevk ve isteğinin ortaya koyduğu arzu muaciyesinde Allah'ın sırlarını, dan bir kısmını, bu mükebbenatı niçin yarattı? Cenab-ı Peygamber'i niçin kendisine Habibullah olarak seçtiği ve bu dünyaya niçin bizi saldığı ve bu dünyadan kurtulup da ana vatana tekrar rücu etmemiz için neler yapmamız gerektiğini bildiren bir ilimdir. Bu ilim herkesin fehametine, herkesin idrakine, herkesin temyizine sunulabilecek bir ilim değildir. Çünkü herkes bu ilmi kavrayamaz. Herkesin çeşitli ilim kavramadaki dereceleri var. Kendi özel hayatımıza bakalım. Kimimiz ilkokul mezunu ancak olabilmişizdir. Kimimiz ortaokul mezunu olabilmişizdir. Kimimiz lise, kimimiz üniversite mezunu olabilmişizdir. Ama ilkokul mezunu olabilmiş olanların da üniversite mezunu olmuş olanlar kadar çok nadir dahi olsa çok büyük bir fehamet, çok büyük bir idrak, çok büyük bir temyiz sahibi olmalarına engel hiçbir şey yok. Şu halde zahiri olsa dahi insanlar arasında bir ilim mertebesinin teessüs etmiş olduğu aşikardır. Şimdi mühim olan mesele, Cenab-ı Hakk'ın sünnetine aykırı olmaksızın acaba Resulullah'ın getirdiği şeriatın ötesinde biz Cenab-ı Hakk'ın esrarına nasıl nüfuz edebiliriz? Nasıl ona kurbiyet kesbedebiliriz, yakınlık kesbedebiliriz? Yani bir başka deyişle bizim şu beşer halimizden kurtularak nasıl kemale doğru yol alabiliriz? Esas problem bu. Ve eğer müsaade ederseniz, canınızı sıkmazsam, bu akşamda sizin sabrınıza son raddesine gelinceye kadar anlatmak istediğim bu. Bildiğim kadarıyla, bilmediğim kadarından Cenab-ı Hakk'a sığınırım. Ve bundan sonra da suallerinizi muhakkak beklerim. Çünkü bir konferansın, bir sohbetin, bir muhabbetin verimli olabilmesinin en başlıca şartı bu bir girizgah olan konferans ve sohbetten sonra hazırının soracağı suallerdir ki esas bu sualler meselenin künhüne anlaşılabildiği kadar anlaşılabilmesine yardımcı olabilsin. İşte Cenab-ı Peygamber'in çok mahdut bir ashab-ı güzine telkin ettiği bu ilim Bakara suresinin 255. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a ayeti kerimesinin uygun olarak zamanla Allah'ın iznine bağlı olarak yavaş yavaş genişlemiştir. Bu ayette mealinde tabi hocamız kusuruma bakmasınlar. Fakir Abdi Aciz'in Arapçası da ondan sonra ilmi de onunki kadar değil ama bilebildiğimiz kadar Kur'an-ı Kerim meallerinden diyor ki insanlar Cenab-ı Hakk'ın ilminden ancak onun müsaade ettiği kadarını ihata edebilir, kuşatabilirler. Bu bir takım, bir bakımdan hem ilmilerin için caridir, hem de hasbelkader bendeniz gibi pozitif ilimden gelmiş ondan sonra kimselerin pozitif ilimleri için caridir. Bugün ilim tarihine baktığımız zaman Allah'ın insanların fehamet ve temyizine ve idrakine kendi sahip olduğu maddi ve manevi ilimlere küt diye birden ondan sonra vermediğini, bu ilimlerin tarih boyunca yavaş yavaş keşfedilip iktisap edildiğini görüyoruz. Bundan 30 sene evvel kuark denilen mefhum yok iken şimdi kuarkların ne olduğunu biliyoruz. Siz de bana soracaksınız ama anlatmayacağım, merak etmeyin. Bunlar çok ufacık, ondan sonra gözle görülmeyen hipotetik tanecikler. Bütün kainatın yapı taşları. 30 sene evvel biz ancak proton, nötron, ondan sonra elektron, miyon filan biliyorduk.
Fakat aradan bir takım zamanlar geçti ve bu zaman zarfında yapılan muazzam tecrübelerle görüldü ki elektrondan, protondan, pozitrondan, miyondan, nötrondan ondan sonra kainatı, maddi kainatı, yapısını ve oluşunu akla uygun, aklın kabul edebildiği şekilde izah edebilmek mümkün değil. O zaman ortaya kuark fikri atıldı. Bu kuark fikri ağır temel taneciklerin, kaonların, nötronların, protonların, bu gibi ondan sonra ağır temel taneciklerin de kendilerine mahsus bir iç yapısı olduğuna dair bir modeldi. Ve bu model tuttu. Ama bu model ne zamana kadar tutacak? Allah bilir. Bundan bir asır evvel de esir modeli vardı. Bütün kainatı doldurduğu zannedilen esir modeli. Hatta pek çok Kur'an tefsirleri bu esir modeline dayanarak yapmıştı. Halbuki 1905 senesinde Albert Einstein diye bir zat-ı muhterem çıktı ve bu esir modelinin hiçbir ondan sonra aslı fasları olmadığını gösterdi. Şunu söylemek istiyorum. Yani böyle bir istitrak, bir antroparantez içinde bugün pozitif ilimlere bakıp da ve bu pozitif ilimlerin namütenahi bizleri rahata kavuşturan, huzura kavuşturan, efendim evimizdeki işleri kolaylaştıran teknolojik gelişmelerine bakıp da pozitif ilimlerin son sözü söylemiş olduğunu ve ilmi hakikatin sonuna eriştiğini zannedilmesin. Orada da bir terakki, orada da bir kemal bahis konusu. Ve oradaki terakki ve kemal de sürekli bir terakki ve kemal. Ama biz pozitif ilimlerdeki terakki ve kemalden değil, biz insanın kendisine mahsus, kendi iç alemine mahsus terakki ve kemalden bahsetmek istiyoruz. Sohbetimize başlarken değindiğim gibi kemal ancak insanın hayvanı natık seviyesinden yükselerek, yücelerek insanı kamil seviyesine ulaşması, yani Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada kendisine halife seçtiği insan mertebesine ulaşmasına kadar bir dizi mertebe işgal etmektedir. Peki bir insan nasıl Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesi, onun aynası olur? Bir kere insanın Cenab-ı Hakk'ın aynası olması ne demek? İnsanın Cenab-ı Hakk'ın aynası olması demek şu demek: biz aynaya baktığımız zaman ne görürüz? Biz aynaya baktığımız zaman üç boyutlu cismimizin iki boyutlu bir hayalini görürüz. Bir kere aynanın bize aksettirdiği hayal aslında pek çok şey kaybettirmiş bir hayaldir. Buraya dikkatinizi çekerim. Aynanın bize aksettirdiği hayal aslında çok şey kaybeden bir hayaldir. Ben aynaya baktığım zaman aynada eğer Ahmet Yüksel Özemri'yi görüyorum dersen yalan söylemiş olurum. Ahmet Yüksel Özemri'yi görmüyorum dersem gene yalan söylemiş olurum. Çünkü oradaki Ahmet Yüksel Özemri'dir ama bir başka boyutta, bir başka modda, bir başka surette Ahmet Yüksel Özemri'dir. O Ahmet Yüksel Özemri'nin aynanın içindeki tecellisidir, görünen görüntüsüdür. İşte Allah da kendisine ayna olarak seçtiği bir zatı aldığı zaman onda kendi asarını, sıfatlarını, eser asarını, efalini, yani eserlerini, fiillerini, sıfatlarını ve Esma-i Hüsna'sının tecellisini müşahede etmek ister. Demiyor mu ki o, küntü kenzen mahfiyenden bir gizli hazineydim, bilinmek istedim, bunun için bu kainatı yarattım. İşte bu sırra uygun olarak Cenab-ı Hak kendisine harim olarak seçtiği, veli olarak seçtiği, evliya olarak seçtiği, Cenab-ı Peygamber'in prototipine uygun, onun ahlakıyla tahalluk etmiş, ahlaklanmış, onun vasfıyla vasıflanmış bir kimseyi kendisine mir'at, ayna olarak seçtiği zaman orada tecelli eden haşa, sümme haşa Cenab-ı Hak değildir. Tıpkı benim aynaya baktığım zaman aynada Ahmet Yüksel Özemli'nin eksiksiz olarak tecelli ettiği gibi değildir. Ama orada Ahmet Yüksel Özemri'yi anımsatan, çok anımsatan bir hayal vardır. İşte Cenab-ı Hakk'ın seçtiği, kemale ulaştırdığı, kendisine veli kıldığı kulları da Cenab-ı Hakk'ın kendisine bu benzetim içinde ayna vazifesi görmektedirler. Burada tabii çok ince bir husus var.
Allah muhafaza etsin, insan çok kolaylıkla şirke kaçabilir. Bundan hepinizi tenzih ederim, kendimi de tenzih ederim. Cenab-ı Hakk'ın insanı ayna diye seçmesi, kamil insanı, ancak onda kendi asar, efal ve sıfatlarının ve Esma-ül Hüsna'sının tecellisi bakımındandır. Ve Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sının zuhuru, tecellisi bakımından da en mükemmel zuhur hangisidir? Hazreti Peygamber'dir. O halde biz şer anda Hazreti Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak durumundayız. Şeriatın ötesinde zahiren, yani zahiren Cenab-ı Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak durumundayız kemale ermek için. Batınen de onun ilmiyle ilimlenmek durumundayız ki Cenab-ı Hak hakkındaki bilgimiz kemale ersin. İyi hoca, güzel söylüyorsun, bunlar güzel şeyler de ama bir de bunun yolu yordamı nedir yani? Söylediklerin havada kalmasın. Evet. İşte zurnanın zırt dediği nokta burası. Bu işin yolu yordamı nedir? Bugün 3 katlı entegral almanın bir yolu yordamı vardır. Bugün bir lazer ışını üretmenin bir yolu yordamı vardır. Peki efendiler, hanımefendiler, İnsan-ı kamil üretmenin yolu yordamı nedir? İşte eğer müsaade ederseniz, fakir kardeşiniz bile bildiğim kadarıyla buna değinmek istiyorum. Çok eski bir Latin sözü bütün yolların Roma'ya çıkacağını söylemekte. Pek çok yol yordam vardır ki insan Allah'a götürür. İnsanı aşk da Allah'a götürür, vecd de Allah'a götürür, zikir de Allah'a götürür, namaz da Allah'a götürür. Mühim olan burada, aradaki mertebeleri aşmadan kemale erişmek için makul, insan hayatıyla mütenasip ve insan yetenekleriyle mütenasip bir yol yordam bulmaktır. İşte bu yol yordam ta Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Peygamber'in zamanından beri, Cenab-ı Peygamber'in vaz ettiği şekilde önce zikirle başlar. Nitekim hepiniz ondan sonra gerek gazetelerin Ramazan sayfelerinde, gerek merakınız dolayısıyla Menakibül Arif'inde, Efendi Canım'ın Tezkiretül Evliya'da, Evliya tezkirelerinde, Evliya hayatlarında hikayelerinde okumuşsunuzdur. Allah'a yakin olmanın, kurbiyetin temelinde gene bir hadisi kutsi yatmaktadır. Nedir bu hadisi kutsi? Kulum bana nafilelerle yaklaşır. Bakınız, 5 vakit abdestle namazla yaklaşır demiyor mu? Nafilelerle yaklaşır, nafile ibadetle yaklaşır. O kadar yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, işleyen eli olurum. İşte buradan hareket etmek suretiyle pek çok din büyüğü, tasavvuf büyüğü demiyorum, ileride geleceğim, tasavvuf kelimesinden pek haz etmiyorum. Şahsi zevkim öyle. Tasavvuf bana biraz felsefe gibi geliyor. Yani tasavvuf sohbetlerinden hiç haz etmiyorum. Tasavvuf sohbetlerinde arkadaşlar bazen ondan sonra etiğimden çekerek kötüldükleri zaman kendimi depeyize, yani kendi vatanımdan uzaklaşmış hissediyorum. Neden? Evet. Ben pozitif ilimler bakımından felsefe yapmış, felsefe öğrencisi yetiştirmiş, doktora yaptırmış bir insanım ama burada felsefe olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü felsefe dava sahibi olmak demektir. Siz bir tezileri sürersiniz, ben bir tezileri sürerim, ikimiz de dava sahibizdir. Halbuki Allah yolunda insan-ı kamilin esas vasfı davasızlıktır. İnsan-ı kamil dava sahibi olmaz. İnsan-ı kamil ancak ve ancak Cenab-ı Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmış olur. Ne diyor Cenab-ı Peygamber? Cidalden çekininiz diyor. Yani birbirinize karşı karşıya geldiniz ama fikirlerinizi birbirine kabul ettirmek için cidalleşmeyin. Bir başka hadisinde diyor ki ümmetimin felaketi cidal yüzünden olacaktır diyor. Bir başka hadisinde diyor ki cidalde sakın ileri gitmeyin. Yapmayın de demiyor ama ileri gitmeyin. Cidal ederken, bir başkasıyla cidal ederken, fikren yani mücadele ederken
kendisinin haksız olduğunu anlayıp da cidalden çekinene Allah cennetin kenarında bir ev bahşeder diyor. Kendisinin haklı olduğunu anlayıp da cidalden tevakki edene ise cennetin orta yerinde bir köşk ihsan eder diyor. Onun için fakir tasavvufu biraz karşılıklı sohbetlerde dava ehli kimselerin karşı karşıya gelerek birbirlerini mat etmesi gibi görürüm. Bu bakımdan buradan hani efendim müdaveni efkardan barikayı hakikat zuhur eder demiş ya Ziya Paşa, yani fikirlerin çatışmasından ondan sonra hakikat nurları çıkar. Tasavvufta böyle bir şey yok. Tasavvuf bir zevk alemidir. İnsan kendi başına onu ondan sonra zevk eder. Başkasıyla ondan sonra didişirse bu bir dava haline gelir. Onun için fakir abdiaciz, kemal yolunda dava olmayacağına göre fakir de bundan ondan sonra tevakki ediyorum. Onun için tasavvuftan hoşlanmıyorum. Şimdi esas itibariyle demek ki insanın kemal yolunda giderken dava sahibi olmaması lazım. Tevazuyla bu işe başlaması lazım. Tam manasıyla teslimiyet lazım. Böyle bir teslimiyet şeriatsız olmayacağı aşikardır. Şeriatsız ilmi ledün mümkün değildir. Şeriatsız ilmi ledüne dalmak isteyen muhakkak ki ya küfre gider ya zındıklığa gider. İşte biraz evvel söylediğimiz gibi nafile ibadetlerle Allah'a kurbiyet iktisap etmek için en kolay ibadet zikirdir. Cenab-ı Peygamber de ashab-ı düzinin bir kısmına bu zikri telkin etmiştir. Zikir, Allah'ın güzel isimlerinin belirli bir silsile içinde belirli sayılarla zikredilmesinin nefs üzerindeki etkilerinin müşahede, idrak, fehm ve temyiz edilmesi neticesinde hasıl olan bir zevki ilahidir. Zamanla ilk başlarda sadece kelime-i tevhidle insan Cenab-ı Hakk'a varabilirken daha sonra gene Bakara suresinin 255. ayetinde biraz evvel mealini okumuş olduğum ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa şeklindeki ayete uygun olarak bu meselede tekamüle uğramış Allah'tan bazı mübarek kimselere ilham olunan başka zikirlere de bu zikirlere katılmak suretiyle önce 3 zikre, sonra 7 zikre, 12 zikre ilahiri böyle çıkarılmış. Eskiden herkes kendi başına zikrederken milattan sonra 9. 10. asırlara kadar, yani Hicri 3. 4. asra kadar, sonra yavaş yavaş bu zikir adabı ve Allah'a ulaşma yol yordam yöntemleri kurumsallaşmaya başlamış. Ve bundan tarikatlar zuhur etmiş. Nedir tarikat? Tarikat, Cenab-ı Hakk'a giden yolda, ki buna seyri sülük diyoruz, bu yolu sizden evvel geçmiş, bu yolun tehlikelerini, bu yolun hilelerini, bu yolun ondan sonra sıkıntılarını gayet iyi nefsinde yaşamış bir mürşidin, bir yol göstericinin, bir insanı reşit kılıcı kimsenin idaresi altında müridanın, yani iradelerini bu mürşide teslim etmiş taliplerin, dervişlerin bir arada toplandığı ve bu mürşidin idaresi altında nafile şeriatla beraber nafile ibadet ettikleri bir kurumdur. Nitekim 12. asırdan itibaren günümüze kadar tarikatlar pek çok şekillerde tenevvü ederek, çeşitlenerek gelmişlerdir. Hulefai Raşidi'nin her birinden Cenab-ı Peygamber'in kendilerine lütfetmiş olduğu zikir yöntemleri dolayısıyla çeşitli tarikatlar zuhur etmiştir. Fakat bugün görüyoruz ki Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'dan neşet etmiş olan tarikatlar inkıtaya uğramış. Tarihin derinliklerine gömülmüş. Onların atisi kalmamış. Ama Hazreti Ebubekir'den ve Hazreti Ali'den neşet etmiş olan tarikatlar günümüze kadar gelmiş. Özellikle Hazreti Ebubekir'den neşet etmiş olan Nakşibendilik ve Hazreti Ali Efendimiz'den neşet etmiş olan
Turuk-u Aliye dediğimiz, bunu iki türlü de kabul edebilirsiniz. Hem âli tarikatlar, âli yollar, Allah'a götüren yüce yollar, hem de Hazreti Ali'ye nispet edilen ondan sonra yollar diye de terakki edebilirsiniz. Bu yollar şeyimize kadar, günümüze kadar gelmiş. İşte Nakşibendilik, Şazelilik, Halvetilik, Rufailik, Kadirilik, Sadilik, efendim cazıma söyleyeyim, Kalenderilik, Bektaşilik, ilahili bir sürü tarikat gelmiş. Bu tarikatlar zaman zaman yayıldıkları memleketlerin ve bu memleketlerde bulunan insanların tarihlerinin derinliklerinden gelen etkilerle de etkilenmişler. Bunu da kabul etmek lazım. Bir Halveti tarikatının adabıyla bir Bektaşi tarikatının adabı arasında sosyologlar için ortaya konulması gereken çok enteresan farklar var. Yol bir, yöntem bir, ufak tefek farklılıklarıyla ama tavır farklı. Tavır farklı. Efendim bir Rufaiye tarikatıyla bir Kadiriye tarikatı arasında büyük farklılıklar var. Kadiriye'de Burhan yok. Rufailer buradan şişi saplar, buradan çıkarır. Kılıcı buradan saplar, buradan çıkarır. Ama bu öteki tarikatlarda yok. Demek ki her bir tarikat zuhur ettiği yerin, neşet ettiği yerin kendi özelliklerine uygun olarak da bir takım böyle folklorik değerleri de içinde taşımış. Yalnız dikkat edilmesi lazım gelen husus olan şu. Bunlar esas itibariyle insanları harikulade hallere meraklarını celbetmek, cezbetmek için ondan sonra kullanılan şeyler. Yoksa bunlarla insan belki vecde, belki istirak haline gelebiliyor ama bu çok zor. Ve de şeriat açısından baktığınız takdirde tasvip edilecek tarafı pek yok. Ama gene de bunlar Cenab-ı Hakk'ın yolunda kendi nefislerini bu şekilde azap ederlerse onlara da bizim bir söyleyecek bir sözümüz yok. Peki tarikatların esas ondan sonra gayesi nedir? Tarikatın esas gayesi biraz evvel de söylediğimiz gibi kemale erişmektir. Bu kemale erişmenin de bir takım stratejileri vardır. Kemale nasıl erişilir? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Ela inne evliyallahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenin buyuruyor. Yani ey müminler biliniz ki Allah'ın öyle dostları vardır ki velileri, bunlara ne korku vardır ne de mahzun olurlar. Keza bir hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak evliyayı tahtel kubabi, benim evliyalarım benim kubbelerim altında gizlidir diyor. Bununla ilgili olarak Cenab-ı Peygamber de çok enigmatik bir ondan sonra hadiste mutu kable ente mutu diyor. Yani ölmeden evvel ölünüz. Şimdi bütün tarikatlar, bir iki tarikat hariç, onlara ileride geleceğim, fakat Turuk-u Aliye'ye ait bütün tarikatlar, yani Bektaşilik, Nakşibendilik, Halvetilik, Rufailik, Kadirilik, ondan sonra bu tarikatlar hep teskiyeyi nefs üzerine giderler. Yani nefsin saflaştırılması üzerine giderler. Nedir bu nefs Allah aşkına? Nefs nedir ki saflaştıracağız? Şimdi biraz evvel söyledik. Cenab-ı Hak şu bizim vücudumuzda üç öge yaratmış. Bir bedenimiz, iki nefsimiz, üç de ruhumuz. Şimdi biz bedenimizi görüyoruz. Nefsimizin de asarını müşahede ediyoruz. Karnımız acıkıyor, doyuyoruz, susuyoruz, susuzluğumuz gidiyor. Okuma ihtiyacımız beliriyor, onu gideriyoruz. Uyuyoruz. Bunlar hep nefsimizin tezahürleri. Peki içinizde ruhunu görebilen var mı? Ruhumuzu göremiyoruz. Ama esas ondan sonra bedenimizin ve nefsimizin derununda bu mübarek kasaya emanet edilmiş olan Cenab-ı Hakk'ın ruhu değil mi? Ona ruhumdan üfürdüm demiyor mu? Biz bunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Çünkü ruhumuzla bizim idrakimiz arasında nefsimiz hakim. Nefsimiz bir mahbes rolü oynuyor, bir engel rolü oynuyor. Nedir bu nefs? Bu
Bu nefs öyle bir mahluk ki ölümü tatmaya müheyya. Fakat öldükçe dirilen, hani dokuz canlı derler ya, beden bir kere ölüyor. Beden bir kere ölüyor, öldükten sonra artık beden bir daha geri gelmiyor. Hani o reenkarnasyondu filandı, peşmekandı, bu Brahmanlara, Budistlere ait şeyler bizimle şimdi modern entellerimiz tarafından pek tutuluyor. Hatta birisi gazetelerde bile meşhur bir siyasimizin eşi kendisinin ilk reenkarnasyonunun Rusçalı Deli Petro olduğunu söyledi. Böyle saçmalıklar da oluyor. Bunlar yok. Şimdi bunlar nefsin korkunç birer oyunu. Nefsin hilesi. Bakınız nefis insanın ruha olan yolculuğunda ruha erişmesini önlemek için tedbir üstüne tedbir alır. Her türlü hileye, her türlü şenaate, denaate, dalalete başvurur. Şu halde ne yapmak lazım? Nefsi tezkiye etmek lazım demişler tarikat büyükleri. Bunları da nefislerinde yaşamışlar. Nasıl nefis tezkiye edilir? Nedir nefis? Genellikle nefsin yedi veçesi, yedi yüzü, yedi cesim suru, yedi perdesi, yedi kalası olduğundan bahsedilir. Bunlara sırasıyla eğer müsaade ederseniz verilen resmi adları söyleyeyim. Birincisi nefsi emmaredir. Kötülüğü emreden nefis. Nedir bu nefis mertebesi? Bu nefis mertebesi insana şehveti, hırsızlığı, hiddeti, şiddeti, dedikoduyu, gıybeti, nekesliği, efendicazıma söyleyeyim yalanı, nifakı ve bunun gibi ne kadar hatırınıza kötü evsaf gelirse insana bunları emreder. Buna nefsi emmare, kötülüğü emreden nefis denir. Nefsin ikinci mertebesi, ikinci veçesi nefsi levvame veçesidir. Nefsi levvame veçesi kendini kınayan nefis demektir. Bu nefis mertebesinde nefis vehimle mülevvestir. Vehmin tam gulyabanileştiği bir ondan sonra durumdur bu. Bu durumda insan kendisinde olmayan evsafı kendisine izafe ettiği gibi kendisinde olmayan hataları da kendisine izafe eder. Her bir şeyde hatalı olduğunu, günahkar olduğunu vurarak göğsüne, ondan sonra tövbe ederek, ondan sonra kendisini kınayarak ortaya koyar. Yahut da büyük bir paranoya içinde, benden daha alası var mı? Ha, ben o işi çok iyi bilirim. Ha, o kimsenin beş para etmez, esas bana sor gibilerinden kendisini büyütmek için elinden geleni yapar. Her ikisi de vehimdir. Vehim yani kuruntu, insanın kendisine kendisinde olmayan vasıfları ister müsbet ister menfi olsun atfetmesi marazıdır. Buna da nefsi levvame denir. Nefsin üçüncü mertebesi nefsi mülhimme, kendisine ilham olunan nefis mertebesidir. Bu ilham hem şeytani olur hem rahmani olur. Çok tehlikeli bir mertebedir. Ve her bir mertebede nefis insanın kendisinin künhünü anlamaması için bin bir türlü hile, bin bir türlü desise kurar. Dördüncü mertebe artık yavaş yavaş insanın nefsin bu üç kağıtçılıklarını, bu hilelerini, hurdalarını öğrendikten sonra bu ilmin kendisine verdiği itminan ile elde ettiği nefsi mutmainne mertebesidir. Yani itminana ulaşmış nefis mertebesidir. Bu mertebeyi de aşan beşinci mertebe olarak karşısında nefs-i radiyye mertebesini, yani Cenab-ı Hakk'ın kendisinden razı olduğu nefis mertebesini görür. Altıncı mertebede nefs-i merdiyye mertebesi, nefs-i radiyye mertebesi Allah'tan razı olan nefis, Allah'tan hoşnut olan nefis mertebesi. Altıncı mertebe nefs-i merdiyye mertebesi, Allah'ın kendisinden razı olmuş olduğu nefis mertebesi. Ve son nefis mertebesi de nefs-i kamile ya da nefs-i safiye, kamil ya da saf nefis mertebesidir. Kamil ve saf nefis mertebesinin hilesini, hurdasını da aşmaya muvaffak olan bir kimse kemal mertebesine erişmiş olur. Kemalin sonu yok ama bu ilk kemal mertebesi. Nasıl bir kemal mertebesi? Bakınız Cenab-ı Peygamber'in
çok enteresan bir hadisi var. Cenab-ı Peygamber bir seferden dönüldüğü zaman Ashab-ı Güzine demiş ki, ey ihvanım, küçük cihattan döndük, şimdi zaman büyük cihat zamanıdır. Büyük cihat nedir ya Resulallah? Büyük cihat nefse karşı açılan cihattır. Nefsin heva ve heveslerine, hilelerine, desiselerine karşı açılmış olan cihattır. İşte bütün tarikatlar, Turuk-u Aliye dediğimiz ve bu Etvar-ı Seb'a, yani yedi tavır dediğimiz, yedi peygamberin tavrıyla tesmiye edilen yedi nefis mertebesini, yedi nefis mertebesinin bütün hile ve hurdalarını öğretmeye, bunları zevken yaşatmaya, bir fiil yaşatmaya ve böylelikle bilgi sahibi, insanı bilgi sahibi kılmaya matuf bu Etvar-ı Seb'a yedi nefsin itmamıyla tamamlanır. Etvar-ı Seb'a diyoruz çünkü nefsi emmare mertebesine ehli tarik tavrı Ademiye, Hazreti Adem'in tavrı. Nefs-i levvame mertebesine ehli tarik tavrı Nuhiye, Hazreti Nuh tavrı. Nefs-i mutmainniye tavrı Yahyaviye, Hazreti Yahya tavrı. Dördüncü mertebe olan nefs-i mutmainniye tekabül eden peygamber tavrına tavrı İdrisiye, ondan sonrakine tavrı İseviye, daha sonrakine tavrı Museviye ve en nihayet nefs-i kamile ve nefs-i safiyeye tekabül eden tavra da tavrı İbrahimiye tesmiye etmişlerdir. İşte demek ki nefse karşı cihad açmanın fazlı füyüzatı, kemale erişmek için fazlı füyüzatı Cenab-ı Peygamber'in bu hadisinde menşeini bulmakta. Peki bir kere sizin tehametinize müracaat etmek isterim. Eğer nefse karşı cihat, cihad-ı ekber ise, en büyük cihad ise, bu cihada kalkışan kimseye ne derler? Mücahid derler ya da mücahide derler. Mücahid-i ekber, en büyük mücahid. He? Mücahid-i ekber, mücahideyi ekbere derler. Peki ben size sorarım. Ben bakın hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ve sadece Cenab-ı Peygamber'in hadisinden sadece istihraç ediyorum. Kur'an'ın aklınızı kullanınız, ulul elbaptan olunuz emrine ittiba ederek, sadece bu emre ittiba ederek kendinden bir şey katmaksızın size ondan sonra rücu ediyorum. Demek ki nefse karşı cihad edenlere mücahid, hatta mücahide ekber, mücahideyi ekbere derler. Peki nefse karşı cihatta vefat eden kimse ne olur? Şehit olur efendim. Şehit olur. Şehit olur. Bakınız. Buradan tekrar ondan sonra hadisi kutsiye dönüyorum. Diyor ki Cenab-ı Hak, kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır. Bu nafile ibadetlerle o kadar yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, işleyen eli olurum. Peki biz, yani tarik, ehli tarik kimseler nasıl bir mücahideye başlıyoruz nefsimize karşı? Her bir nefis mertebesinde Cenab-ı Hakk'ın esmasından bir tanesini zikretmek suretiyle başlıyoruz. Birinci nefis mertebesinde, bütün tarikatlarda böyle değildi, onu da söyleyeyim, sakın ondan sonra farklı şeyleri görecek olursanız bundan şey çıkarmıyor, ama şu kısa zamanda size bütün tarikatlarda bütün sıraları anlatmam mümkün değil. Ben Turuk-u Aliye'den efendicazıma söyleyeyim ki Rufaiye, Kadiriye ve şeydeki Halvetiye'dekilerini anlatayım. Birinci, ondan sonra nefis mertebesinde La ilahe illallah zikrinden başlanır. İkinci mertebede Ya Allah lafz-ı celali çekilir. Üçüncü mertebeye gelince Yahu. Dördüncüde Ya Hak. Beşincide Ya Hay. Altıncıda Ya Kayyum. Yedincide Ya Kahhar. Ya Kahhar'la nefis de kahredilir. Ve nefis ortadan kahredilip de nefsin mahiyeti ruha inkılap edince ortaya ruhun güzelliği çıkar ve insan belirli bir kemale erişmiş olur.
Şimdi hoca bizi aldatma ya, hem kemal diyorsun hem de belirli kemal diyorsun, yani bundan daha üstün bir kemal de mi var? Gayet tabii. Ondan üstün kemal de anlatacağız. Şimdi bu sadece nefsin teskiyesi bakımından kemaldir. İşte Turuk-u Aliye'de nefsin bu mertebelerinin bütün hilelerini, hurdalarını tespit etmiş, bunları yaşamış olan kimselere kendi mürşitleri tarafından bir belge verilir. Bu belgeye icazetname ya da hilafetname denir. Ama bütün Turuk-u Aliye'nin her tarafında bu 7 dersi bitirenlerin herkesine verilmez. Mesela Halvetiye'nin bazı kollarında 12 dersi bitirenlere verilir. Biraz daha zordur o. 12. derse kadar başka esmalar vardır. Şimdi ya Vehhab, ya Fettah, ya Vahid, ya Ahad, ya Samet esmalar da çekilince 12 ders tamamlanır. 12. ders tamamlayan ondan sonra icazetnamesi verirler. Bu icazetname ne gösterir? Bu icazetname Etvar-ı Seba'yı ve Furuat-ı Lazime dediğimiz, mesela 12 esmayı tamamlamışsa diğer 5 esmayı da tamamlamış ve bu vasfıyla can uyandırmaya, yani tarikata kendisine talep vaki olduğu takdirde, altını çiziyorum, üstüne geleceğim birazdan, niçin talep vaki olduğu takdirde, talep vaki olduğu takdirde bunları mürşit olarak, mürid olarak kabul etmeye, can uyandırmaya, açık ya da gizli, celi ya da hafi zikri telkin etmeye, rüyaları dinlemeye ve dersleri geçirmeye ve belge vermeye, bunları dersleri bitirenlere de hilafet vermeye muktedir bir kimse olduğunu tescil eder bu belge. Yani kendisi de bir tarikat şeyhi olur. Ve bu böyle kollar halinde gider. İş burada bitiyor mu? Haşa. Haşa ve kata. Şimdi bu dersleri itmam edenler nefsin kötü huylarını bilerek bir cihadı tamamlamış olurlar ama nefis hakkında bir ilim sahibi olmuşlar ama eğer Allah lütfetmemişse, miraçlarını lütfetmemişse bunlar daha ilim bakımından cahildirler. O zaman ikinci bir cihat başlar. İkinci bir cihat başlar. Cehalete karşı cihat başlar. Bunun yolu yordamı ayrıdır. Muhtelif tarikatlarda ayrıdır. Bunun teferruatına girmek istemiyorum, aklınızı fazla karıştırmamak için. Fakat biraz evvel bir şey dedim, altını çizerek. Eğer talep olursa. Bakınız işte, tarikatların bozulmasına, kurumsallaştıktan sonra sekülerleşmelerine ve gitgide tereddi edip ortadan kalkmalarına sebep olan şeylerden bir tanesi de bu, talep vaki olmaksızın milleti tarikata çağırmak ve zorla sokmaktır. Şimdi nübüvvetle velayet arasında çok enteresan ilişkiler vardır. Velayet, veli kime derler? İçinizde sorsam veli kime derler diye herhalde 70 kişi varsa 70 ayrı cevap alırım. Halbuki ben size müsaade ederseniz söyleyeyim. Evliyalar ansiklopedisi yazılır, şu yazılır, bu yazılır. Bunların hepsi, siz hangi evliyayı gözünüzde gördünüz? Söyleyin bakayım bana. Hangi, kim hakkında %100 bu evliyadır diyebilirsiniz? Hiç kimse hakkında söyleyemezsiniz. Olsa olsa ancak birisi hakkında hüsnü teveccüh, hüsnü zan gösterirsiniz. Ama hüsnü teveccüh ve hüsnü zan yakin demek değildir, kesin bilgi demek değildir. Hüsnü zanınızdır. Ne diyor Cenab-ı Hak? Benim evliyalarım kubbelerimin altında gizlidir diyor. Öyle ki evliyalar evliyalardan gizlidir. İki evliya karşı karşıya gelse Allah müsaade etmedikçe birbirlerinin ya da birisi ötekisinin evliya olduğunu anlayamaz. Öyle müridan vardır ki evliyadır da evliya olmayan mürşidi onun evliya olduğunu bilmez. Öyle mürit vardır ki evliyadır da evliya olan şeyhinin evliya olduğunu bilmez. Son derece gizlidir. Başka bir şey söyleyeyim size. Öyle evliya vardır ki evliya olduğunu bilmez. Evet, şaşmayın. İçinizde hiç Ahmet Eflaki dedenin ondan sonra Menakibül Arif'ini okumuş olan var mı? Ahmet Eflaki dede Hazreti Mevlana'nın torununun oğlu zamanında yaşamış bir Mevlevi dedesi ve gerek Hazreti Mevlana gerek ondan sonra
onun oğlu, onun oğlu Ulu Arif Çelebi ve diğerleri hakkında bir sürü menkibeleri yazmış. Hazreti Mevlana hakkında yazdığı ve başka kaynaklarda da geçmiş olan, tahkik edilmiş olan, birkaç kaynakta tahkik edilmiş olan şey bu. Hazreti Mevlana babası Horasan'dan İstanbul'a, İstanbul'a diyorum, Anadolu'ya gelip de tabatun ettikleri zaman kendisi de bir veli olmakla beraber oğlunun yetiştirmesini Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi Hazretlerinden ondan sonra istedi. Bugün Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi Hazretleri Kayseri'de metfundur. Seyyid Burhanettin Muhakkik Tirmizi Hazretleri Hazreti Mevlana 7 yaşında sırtında hoplatır, ondan sonra kucağında gezdirirken Hazreti Mevlana Seyyid Burhanettin'in sırtında 7 defa miraç yapmış. Ve bu miracını nasıl vuku bulduğunu, miracı olduğunu bilmiyor mübarek. Seyyid Burhanettin'e söylemiş. Seyyid Burhanettin hayretler içinde kalmış, secdelere varmış. Aman yarabbi bu ne büyüklüktür diye. Tabii çocuğa söylememiş bir şey. Zamanı geldiği zaman idrak eder diye. Zamanı gelmeden bir kimseye bir şey söylenmez ki. Yani demek istediğim bu velayet çok sırlı bir şeydir. Velayetin sine qua non şartı, olmazsa olmaz şartı şudur. Kim ki hali hayatında mutu kable ente mutu hadisinin sırrına mazhar olur, ölmeden ölür, o işte ölmeden ölüm şerbetini içerek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarsa, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna her ne vesileyle çıkarsa çıksın, insan evliya olur. Demek ki evliyalığın şartı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaktır. Peki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktıktan sonra ne olur? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktıktan sonra iki şey olur. Ya Cenab-ı Hak her huzuruna çıkanı ondan sonra kendi Esma-ül Hüsna'sıyla tezyin ettiği gibi, ondan libaslar giydirdiği gibi o zata da birkaç libas giydirerek bu aleme yeniden irsal eder. Gönderir. Yahut da o zat şuur olarak Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kalır. Bedeni buradadır, şuuru orada, ona da meczup olur derler. Ama zannetmeyiniz ki her meczup evliyadır. Bu da başka. Ama bu türlü meczuplar, evliya meczuplar da böyledir. Şimdi bu aleme irsal edilen evliya, evliyalığını ya bilir ya bilmez. Kendisine çok harikulade bir hadise zuhur ettiğini idrak eder de bunun evliyalık mertebesine geldiğini kendisine söyleyecek kimse olmasa anlayamaz. Ama yavaş yavaş kendisinde bir harikulade hallerin zuhur etmekte olduğunu ve bunun da ancak o mübarek ondan sonra tecrübeye bağlı olduğunu idrak eder. Bazıları ise döner dönmez derhal ondan sonra. Hemen kendisine verilen göreve başlarlar. Kimisi bir mahallenin ondan sonra rahmetine vesile olur. Kimisi bir memleketin, kimisi bir şehrin, kimisi bir koskoca ülkenin rahmetine vesile olur. Şimdi demek ki evliyalık Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaktan ibaret. Şu halde bu evliyalığın nefis tezkiyesiyle ilgisi yok. Nefis tezkiyesi insana ancak ve ancak evliyalığa müstehak bir kap haline getirir. Temiz bir kap haline getirir. Eğer Cenab-ı Hak tarafından, bakınız nefis tezkiyesi, bu yedi etvar-ı seba dediğimiz, yani nefse karşı cihat, kesbi bir cihattır. İnsan çalışmak suretiyle bu cihadı başarır. Eğer başaramasa bile şehiden gider. Ölürse dahi ondan sonra bu cihad içindeyken reddetmemişse şehiden gider. Fakat evliyalık kesbi değildir. Çalışmakla başarılmaz. Evliyalık vehbidir. Allah tarafından verilir. Allah tarafından irci ibadi, ey kulum bana dön emri gelmeden önce de o kulun hakikaten nafile ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmış olması lazımdır. Ancak bu takdirde insan Cenab-ı Hakk'ın velayetine layık olabilir ve ancak bu takdirde Allah o zatı huzuruna çağırır. Tabii evliya olan bir zatın ilmi, fehameti, kemali, etvar-ı sebayı bitirip de meşayih-i rusum dediğimiz resmi şeyhlerde olan bir kimsenin kemali gibi değildir.
Onun fehameti başkadır. O bir insan-ı kamildir. Artık o bir insan-ı kamildir. Nasıl bir insan-ı kamildir? Bütün asarını, efalini, sıfatını ve zatiyetini Cenab-ı Hakk'ın nurunda yakmış, orada ifnayı vücut etmiş, vücudu ortada kalmamış, Allah'ın nuruyla yıkanmış, Allah'ın nuruyla abdestini almış, nurani bir abdest almış ve nuraniler, ruhaniler zümresine katılmış bir kimsedir. Bedeni hepimizin bedeni gibidir. Nefsi yoktur. Nefsi zahiridir. Evet, o da bizim gibi, peygamber gibi yer içer. Efendim, cazıma söyleyeyim, uyur, evlenir, çoluk çocuk sahibi olur ama onun nefsi şeriata uygun hareket eden zahiri bir nefs halindedir. Esas nefsi tamamen ruhlaşmıştır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatiyeti öyle bir zatiyettir ki ona erişen, ona erişenin her şey nurlaşır. Eskiden orta çağda, gene de bizim ondan sonra mutasavvufların, ehli tarikin ondan sonra etkisiyle batıya geçmiş bir kavram vardı. Gene Müslüman kimyacıların şeyiyle. Bütün batı 12. 13. 14. 15. 16. 17. asırda ilmi simya yoluyla filozof taşı denilen bir taşı aradı. Bu filozof taşının Arapça mukabili Kibrit-i Ahmer'dir. Bu Kibrit-i Ahmer ya da La Pierre Filozofal dedikleri Batılıların öyle bir taştır ki buna dokunan altın olur. Asırlar boyu batıdakiler hakikaten böyle bir taşın mevcut olduğuna ve bu dokunur dokunmaz insanı ya da ondan sonra herhangi bir mesleği altın yapacak olan bu taşı aramaya şey yapmışlardır. Bunun için ne saçmalıklar yapmışlardır ama bu saçmalıkların da el hayru fîmâ vaka vuku olan da hayır vardır hadis-i şerifi muktezası bir takım hayırlı şeyleri olmuştur. Çünkü kimya ilmi bu böyle gelişmiştir. Şimdi tabi bunu bulamamışlardır ve bunu da idrak edememişlerdir. Kibrit-i Ahmer insan-ı kamildir. O insan-ı kamildir ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmış, velayet mertebesini almış ve dokunduğunu altın eden bir kimsedir. Kim ki onunla sohbet eder, onun rahle-i tedrisinden geçer, bütün zulmiyeti, bütün ondan sonra vücudundaki karanlıklar gider, kendisi altın gibi parıldar. Esasında bu bir istiare yoluyla anlatımdır ama Batı bunu fehmedememiştir. Şimdi demek ki insan-ı kamil bu türlü bir zattır. Ve esas itibariyle bütün Turuk-u Aliye'nin gayesi de insanı insan-ı kamil yapmaktır. Ama bu insan-ı kamilin mertebesi vardır. Tarikatların insana verebileceği ancak iktisabi yani kesbi ondan sonra ilimlerdir. Kendi cehd-i gayretiyle, riyazetiyle, zikriyle, namazıyla, taatıyla, itikafiyle, seyahatiyle, çilesiyle vesaire insanın nefsi üzerindeki hakimiyetini elde edip nefsin bütün hile ve hurdalarını görerek, yaşayarak kemale ermesidir. Bu iktisap edilen bir seviyedir. Bunun üzerindeki daha büyük seviye Cenab-ı Hak tarafından verilen seviyedir. Peki velayet mertebesindeki bir kimseye ne gibi bir hadise zuhur eder bu muazzam hadiseden sonra? Bu zatta öyle bir ilim zuhur eder ki bu ilim yakin dediğimiz Kur'an'da da hatta Hicr suresinin 99. en son ayetinde de geçtiği gibi Bismillahirrahmanirrahim Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin sana yakin verilinceye kadar Rabbına ibadet et. Bazı müfessirler, Allah selamet versin, bu yakin kelimesini mevtle eşdeğer tutmuşlar. Halbuki mevt kelimesi Kur'an'da 20-30 yerde geçer. Herhalde Cenab-ı Hak'ta mevt ile yakin arasındaki farkı bilecek bir zattır. Buradaki yakin kelimesi mevt manasında değildir. Yakin, şeksiz, şüphesiz, hayalsiz, kuruntusuz, vehimsiz, kesin bilgi demektir. Peki. Bendeniz 40 senedir ondan sonra pozitif bilimlerle iştigal ediyorum. Atom mühendisiyim, teorik fizikçiyim. Ben atom hakkında kesin bilgi sahibi olabilir miyim? Mümkün değil. Benim atom hakkındaki kesin bilginin sahibi olma mümkün değil. Dünyada hiç kimse sahip olamaz. Çünkü atom hakkındaki düşüncelerimiz, fikirlerimiz
ve tasarımlarımız her 20 senede bir değişiyor. Her 20 senede bir tekamül ediyor. Nasıl söyleyelim ya 20 sene evvel ondan sonra ben atom hakkında en son bilgiyi biliyorum diye? Mümkün değil. Bu sefer nasıl söyleyebilirim? Mümkün değil. Benden sonra gelecek olanlar da söyleyemeyeceklerdir. Çünkü Allah ilminin son ketresini kimseye vermez. Evliyasına dahi vermez. Ha, evliyasına sadece kendi. Bu yakin Allah'ın lütfettiği büyük bir şeydir. Şimdi bir de akıl meselesi var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim aklı çok yücelten, akılla düşünmeyi, akılla tefekkür etmeyi, etrafımızda gördüğümüz hadiselerden akıl yoluyla neticeler çıkarıp bunları hayata geçirmeyi bize telkin eden bir hidayet kitabıdır. Peki. Biz doğuşumuzdan itibaren aklımız teessüs edinceye kadar hep egzersiz yaparız. Önce annemizi babamızı tanırız. Ondan sonra annemizi babamızı tanıdıktan sonra civarımızı tanırız. Sonra yavaş yavaş civarımızın bize telkin ettiği imajların bizim zihnimizde bıraktığı başka imajlar arasında bağıntılar kurarız. Böylelikle akıl sahibi oluruz. Bu türlü bir akla, yani gördüğümüz civarımızdaki ve civarımızda zihnimize nakşedilen tasarımlar dolayısıyla elde ettiğimiz tasarımlar arasındaki münasebetleri tesis eden akla aklı meaş denir. Bu aklı meaş bizim doğduğumuz andan beri bu yaşımıza kadar devamlı surette egzersiz ederek mükemmelleştirdiğimiz bir akıldır. 5 yaşındaki bir çocuğun aklıyla 55 yaşındaki bir normal bir adamın aklı arasında çok büyük fark olduğunu bilirsiniz. 5 yaşındaki çocuk pek çok problemleri halledemez. Sadece aklıyla 55 yaşındaki adam hayatta çok rahat yaşayabilir. Ama bunların akılları sadece ve sadece muhterem dostlarım şu eşyanın ötesine geçemez. Ve bu eşyanın kendi zihinlerinde teessüs ettirdiği tasarımların ötesine geçemez. Halbuki Evliyaullah Hazaratında bu mertebeleri dolayısıyla bir başka akıl, görünen eşyanın arkasındaki hakikatları fehm, idrak ve temyiz eden, hem de vasıtasız surette temyiz eden bir akıl teessüs eder ki buna da aklı mead diyoruz. Ahirete ait, öbür tarafa ait akıl. İşte Evliyaullah Hazaratı böyle bir ondan sonra şeye sahiptir. Şimdi gelelim nübüvvetle velayet arasındaki bir mukayeseye eğer müsaade ederseniz. Nübüvvetle velayet arasında her ikisi de kemalin iki ayrı veçesidir. Enteresan bir münasebet vardır. Nübüvvet velayetin zahiri, velayet nübüvvetin batınıdır derler. Demek ki her nebide velayet batın olarak bulunmaktadır. Her velide de nübüvvet, kimin nübüvveti? Hazreti Peygamber'in nübüvveti zahir olarak değil, haşa sümme haşa. Batın olarak, onun bütün esrarı batın olarak bulunmaktadır. Peygamberlik de velayet de kesbi değildir. Her ikisi de vehbidir. Allah tarafından verilir. Ancak velayet için bir husus var ki onu ayrıca size söyleyeceğim. Yani bir kimse, bugün içinizden bir kimse, ömrü billah ya Rabbi bana peygamberlik ver desen olmayacak duayı amin denmez. Bu kimse mümkün değil, peygamber olmaz. Çünkü sünnetullah'a aykırıdır. Ne der? Cenab-ı Hak son peygamber olarak, Hatemü'l-Nebi olarak, yani son peygamber ve peygamberliğin mührü, peygamberlik faslının altına onun bittiğini ilan eden mührü basan mühür olarak Hazreti Peygamber'i göndermiştir. Binaenaleyh fuzuli bir ondan sonra şeydir, duadır, kabul edilmeyecek bir duadır. Ama içinizden hanginiz ya Rabbi ihlas ile her gün beni evliya kullarından kıl diye dua etsiniz, Allah sizin ya Rabbi bana 1 milyar ver deseniz duanızı kabul etmez ama kabul etmemezlik edemediği dua bu duadır. Çünkü Allah kendisini yaratıklarında, mahlukatında seyretmeye aşıktır. Onun içindir ki kendisine müştak olan, kendisini isteyen, kendisinin evliyası, dostu, harimi olmak isteyen bir kimsenin ihlas üzere duasını geri çevirmez.
Evet, demek ki istekler arasında bu tür bir fark var. Başka fark. Peygamberler masum ve masumdur. Evliyaullah hazaratı değildir. Kabre kadar ondan sonra şeytanın ivasından kurtulamazlar. Allah onlara şeytanın ivasıyla ondan sonra karşı koyma zevkini ve idrakini vermiştir ama şeytanın ivasına devamlı surette şey yaparlar. Ha, bir önemli husus, nübüvvetle velayet arasında nebiler Cenab-ı Hak'tan getirdiği kimsenin vasisi değildirler. Kimseyi zoraki ondan sonra dine sokamazlar. Zaten Kur'an'da hüküm var. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama olmaz diye. Ve peygamberlerin tebliği umumidir. Velilerin tebliği umumi değil, hususidir. Bir veli filan kardeşimi ondan sonra şu hadisede şöyle davran derse öbürkünü şu hadisede böyle davran der. Bu enteresan fark vardır. Bir başka ondan sonra husus daha var. Peygamberler ümmetlerinin vasisi değildirler. Peygamberidirler. Tebliğlerini tefhim ederler. Görevleri o kadardır. Doğru yolu gösterirler. Fakat vasisidirler. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Peygamber'in tebliğinden dolayı karşısındakilerin bu tebliğe itibar etmemesinden doğan üzüntüsü karşısında Cenab-ı Hak birkaç yerde adeta peygamberi itaba maruz bırakmakta. Ya Muhammed sen onları düşünme, onların vasisi benim diyor. Halbuki buna mukabil bütün veliler kendilerine ittiba etmiş olan kimselerin vasisidirler. Her bir şeyinden sorumludurlar. Peygamberler bütün insanları ya da gönderdikleri kavmi kendi dinlerine çağırmakla yükümlüdürler. Bundan tebakki edemezler. Velilerde çağrı yoktur. Velilerde talep vardır. Talep olursa bile o talebi de talibin yeteneğine bakarak ancak müspet karşılarlar. Eğer talip yetenekli değilse sen şeriatta kal evladım diyerek geri çevirirler. Aralarında da bu fark vardır. Belki şu arada şeyinize de şöyle bir ondan sonra sual gelebilir. Tamam hoca iyi anladık da bu meseleyi biz gene ondan sonra nefis şeyine dönelim. Anlamadığımız bir taraf kaldı. Hani bahsettin nefsin 7 mertebesi var da bu 7 mertebesinde efendicazıma söyleyeyim şöyle oluyor böyle oluyor. Peki yani bu bir mertebeden öteki mertebeye geçiş nasıl oluyor? Onu da hemen arz edeyim. İnsanlar uyudukları zaman rüya alemine giderler deriz. Bu esasında alemi misal dediğimiz lahut alemiyle, melekut ve lahut alemiyle bu nasut alemi, bu dünya alemi arasında iki arada kalan bir ondan sonra alemdir. Biz bu aleme gideriz. Bu alemde renkli renksiz pek çok kişiyle, pek çok olayla karşılaşırız ve bunlar zihnimizde bir takım yer eder. Ve uyandığımız zaman, aa Allah Allah ne acayip şey yahu. Manamda ondan sonra cuma söyleyeyim, başı aslan, kuyruğu deve kuyruğu, sırtında deve hörgücü, vücudu da ondan sonra hipopotam gibi olan bir yaratık gördüm. Acaba niye delalet eder diye muhakkak bir yorumcu ararız. Neden? Çünkü bunun bu alemde bir karşıtı yok. Bunun gibi biliriz ki rüya aleminde vuku bulan her şey sadık rüya değildir. Sadık rüya ancak peygamberlere mahsustur. Bazen istisnai olarak insanlara da çıkar. Ama orada bulunan her şey, orada gördüğünüz her şey bu dünyada karşıtı yoktur. Bu dünyada da muhakkak olacak diye bir şey yoktur. O halde ne yapmak lazımdır? Alemi misalde mani aleminde gördüklerimizi bu alemde yorumlayacak, tevil edecek kimseler lazımdır. İşte bu tarikat meselesinde mürşitler evlatlarının bu manalarını dinlemek suretiyle onların seyirlerinin alemi misalde nasıl olduğunu anlarlar. Ve işin enteresan tarafı, bakınız, içinizde fotoğrafçılıkla meşgul olmuş olan var mı? Olmuş olan yoksa bile bilirsiniz. Fotoğrafçılıkta çeşitli filtreler kullanılır. Öyle filtreler kullanılır ki ışığı patlatır böyle. Kırmızı, mavi, yeşil şekillerde patlatır. Öyle filtreler kullanılır ki deforme eder. Öyle filtreler kullanılır ki bütün her şeyi kırmızı gösterir. Kırmızı filtre, kırmızı camın altından baksanız kırmızı göreceksiniz.
Şimdi ben deniz ondan sonra sizinle sohbet etmek üzere girdim. Gördünüz ki üzerimde şöyle kahverengimsi bir ceket, yeşil, kırmızı, mavi, ondan sonra bir kravat, bir sarı iğne, bir yeşilim frak, ondan sonra çağla yeşili bir gömlek var, gri bir ondan sonra pantolonum, siyah da çoraplarım var. Yüzümde hafif pembe, bıyıklarım ve saçlarım beyaz. Bunu gördünüz. Bir anda arkadaşlar size birer kırmızı cam dağıtsalar ve bu camın altından bu fakir abdaciz kardeşinizi müşahede etseniz ne görürsünüz? Adamın yüzü kırmızı, kaşı kırmızı, bıyığı kırmızı, saçı kırmızı, gömleği, kravatı, ceketi, pantolonu, çorabı kırmızı. Ama dersiniz ki, ama hoca içeri girdiği zaman biliyoruz canım, her ne kadar saçı kırmızı gözüküyorsa da esasında onun saçı beyaz. Siz bakmayın onun kırmızı oluşuna. Ve bunu dirayetle ve selabetle söylersiniz. Biliyoruz kardeşim bu böyledir diye. İşte mürşid-i kamiller de evlatlarının mana alemlerini, kendileri o mana aleminden çok daha evvel geçmiş, kendi mürşitlerinde o manaların neye delalet ettiğini bilmiş oldukları için o manaları yorumlama ilmine sahiptirler. Onları yorumlarlar. İşin enteresan tarafı şudur. Çektiğiniz her bir esma sizin mana aleminizde çeşitli tezahürlere sebep olur. Çünkü her bir esma, diyelim ki kelime-i tevhid çekiyorsunuz. Kelime-i tevhid neydi? Tavrı Ademiye'ydi. Birinci perde, birinci sur, birinci mertebe, birinci tavır. Yani nefsi emmare mertebesiydi. Şimdi bu kelime-i tevhid sizin nefsi emmare şeyinizin üstüne bir perdah çeker. Durmadan ondan sonra çeker çeker oradaki pasları, kirleri git götürür. Paslar, kirler gidince sizin o mana aleminden deforme ederek buraya gelen, zihninize gelen rüyalarında bir değişiklik olur ve sizden beklenen, adına müsemma denilen, çekilen her bir esmanın müsemması zuhur eder. İşte mürşidin beklediği o müsemmadır. O müsemma zuhur etti miydi? Siz zaten o nefsi emmarenizi, hilesini, hurdasını artık iyicene anlamış, onu yenmiş, ikinci derse geçmiş olursunuz. Geçişlerde böyledir. Bu müsemmalar katiyen söylenmez. Bakın size nefsin mertebelerini söyledim, tavırlarını söyledim, zikirlerini söyledim. Ama müsemmalar söylenmez. Müsemmalar efendiden müride gider. Mürid de efendi olduğu zaman o da kendi müridi anına söyler. Müsemmaları hiçbir ansiklopedide, hiçbir ondan sonra kitapta bulamazsınız. Yasaktır. Şimdi demek ki kısaca şöyle, çok da fazla ondan sonra şeyinizi almak istemiyorum bu, çünkü sabaha kadar gider bu mevzu. Amma ve lakin hepinizin evde işi var, sahuru hazırlayacaksınız, ilahire bir de sual soracaksınız. İşin tatlı tarafı o zaten. Kısaca toparlayacak olursak, esas itibariyle bütün cemiyetlerde bir insan-ı kamil ideali vardır. İlahi olsun, gayri ilahi olsun. Mesela Nazizm'de insan-ı kamil ideali Adolf Hitler'di. Efendimiz'in sonu İzm'den biten, hatırınıza ne gelirse İzm'den biten her şeyde bir insan-ı kamil ideali vardır kendilerine göre. Mesela Leninizm'de insan-ı kamil ideali Lenin'dir. Marksizm'de Marx'tır. İlahidir. Sonu İzm'den biten her şeyde muhakkak bir insan-ı kamil, insanların kendine örnek olarak aldıkları, benzemek istedikleri bir şahsiyet vardır. İslamiyet'e insan-ı kamil Cenab-ı Peygamber'dir. Biz onun için Cenab-ı Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmayı esas fazilet ve hayat felsefesi edinmişizdir. İster şeriat mertebesinde olalım, ister tarikat mertebesinde, ister hakikat mertebesinde, ister marifet mertebesinde. Bunun yolları, yordamları vardır. Bu yollar, yordamlar asırlardan beri önce Cenab-ı Peygamber'in ashab-ı güzinin bir kısmına ilka etmiş olduğu eğitim metoduyla gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Bunların kurumsallaşması tarikatları meydana getirmiştir. Fakat tarikatlar zamanla şeylerini kaybetmişlerdir. Mesela biraz evvel dedik ki velayette davet yoktur. Tarikatlar, bakarsınız bir kısmı durmadan adam çağırır, gel seni ondan sonra olgunlaştırayım diye. Halbuki tarikat edebinde adam davet etmek yoktur. Kamil bir mürşid kimseyi davet etmez. Meğer ki Cenab-ı Hak'tan bir ya da iki kişi için özel emir alır. Bunun haricinde kimseyi davet etmez. Bu bir tarikat adabıdır. Bu bir ondan sonra şey edebidir. Peygamber olamaz ki. Peygamberliğe mahsustur davet. Velayette davet yoktur. Peygamberliğe mahsustur. Çünkü peygamber hamil olduğu vazifeyi insanlara tevdi ettiği zaman o vazife insanların tahammülü mertebesinde bir ondan sonra yük yükler. Tarikat öyle değil ki.
tarikatın insana yükleyeceği yükü her baba yiğit kaldıramaz. Onun içindir ki mürşidi kamillerin mesuliyeti fevkalade ağırdır. Bir mürşidi kamil her önüne gelene tamam evladım seni tarikata aldım al bakalım 20.000 tane kelime-i tevhid çek diyemez. İlk önce onu bir muhip olarak kabul eder, sohbetlerini alır götürür getirir filan. Ondan sonra yavaş yavaş nabzını yoklar, manalarını dinler, ha bir parça şey var. Ondan sonra çok az bir şey, 707 tane kelime-i tevhid çekiver bakayım kızım der. Sonra bakar mana alimi açılıyor mu açılmıyor mu, açılmıyorsa, açılıyorsa ne ala biraz yükseltir. Ve derslerin geçmesini bekler. Ne zamana kadar? Beşinci derse kadar. Beşinci derse kadar serbesttir o. Beşinci derse kadar bir mürşidi kamilin idaresinde bir talip serbesttir. Beşinci derse kadar yaparsa yapar, yapmazsa helali hoş olsun diyerek ona yol verilir. Hakkında hakları, mürşidin hakları helal edilir ve yol verilir. Çünkü yeteneği o kadar. Beşinci dersten sonra zaten ayrılmak mümkün değildir, o da başka. Şimdi demek ki bu kemal mertebesine erişmek için bunun adabına çok iyi riayet etmek lazım. Ve bu kemal önce nefis tezkiyesinden gelişiyor. Cenab-ı Peygamber'in hadisinde belirttiği gibi nefse karşı cihat en büyük cihattır. Bu cihatı tamamlayan kimse belirli bir kemale erişmiş olur. Ama bundan sonra bir de cehle karşı cihat lazımdır. Ve eğer Allah lütfediyor, kerem ediyorsa nafile ibadetler kişiyi o türlü hazırlamışlarsa ki Allah onu mutu kable ente mutu sırrına agah edip de huzuruna çağırsın, o zaman insan veli olursa artık ona ne korku vardır ne de mahzun olur. İşin sonuna gelmiş görünüşüyle sizin bizim gibi ondan sonra birer beni Adem ama iç aleminde Cenab-ı Hakk'ın aynası olmuş ve insanlara rahmet olmuş bir zat olmuş olarak hayatını idame ettirir ve rahmet saçar. Efendim, çok teşekkür ederim. Bir hayli sabırla dinlediniz. İnşallah sabrınızı çok suistimal etmemişimdir. Hakkınızı helal edin. Suallerinize bekliyorum. Efendim, bir arkadaşımız sahte mürşidi nasıl tanırız diyor. Ha? İşte zurnanın zırt dediği nokta burası. Sağ ol güzel evladım. Şimdi efendim, kamil bir mürşit kimseyi davet etmez. Kamil bir mürşit herkes gelir gelmez de ondan sonra küt diye kabul etmez. Yeteneğini ölçmeden, yeteneğini görmeden ona ileride bu hayatı da ahiret hayatında zehir edecek yük yüklemez. Yani gittiniz bir mürşit gördünüz, fevkalade zat dediler, gittiniz gel evladım dedi, seni ondan sonra müritliğe kabul ettim, bundan itibaren her gece 80 bin kelime-i tevhid çekeceksin dedi, yanından uzaklaşın. 80 bin kelime-i tevhid çekilmez. Çekilse de insanı fıttırır, deli eder. Yani böylesi görülmüştür, bunu bilerek söylüyorum, şey olarak değil, böylesi görülmüştür, 80 bin kelime-i tevhid çekilmez. Herkesin nabzına göre. Şimdi siz şu bir bardak su, biraz evvel Allah razı olsun getirdiler içtik, içinde 250 gram su vardı. Siz bunu Niagara şelalesinin altına koysanız ne olur? Gene 250 gram su olur. Hele Niagara şelalesinin altına koyacak olursanız bir de sonra da patlar. İnsanı patlatmanın gereği yoktur. Kamil bir mürşit karşısındakinin yeteneğine, kabına, hacmına bakarak ve ferasetiyle bunu idrak ederek ona göre yükler. Yavaş yavaş arttırır. Bu bir ondan sonra optimal zikri bulma meselesidir. 707 taneden başlarsınız, 2000, 3000, en fazla 3500, 4000'e kadar çıkarsınız. Ama mühim olan oraya kadar çıkmak değil, yavaş yavaş çıkarsınız. Öyle bir an gelir ki o anda küt diye beklediğiniz müsemma o optimal zikirde tecelli eder ve hemen ders geçilir. İşte mühim olan o optimal zikri bulmaktır. Kamil bir mürşit, kendi kamil bir mürşit ve kamil bir mürşidin müridanı hiçbir zaman efendisine ve kendisine keramet ve mucizat izafe etmez. Kamiller mucizat ve kerametten kaçınırlar. O kadar kaçınırlar ki kendilerinden bir keramet zuhur etse bile tövbe edip gidip usul abdesti alırlar. Çünkü kerametin zuhuru
bir dava sahibi olmayı gerektirir. Halbuki kamiller dava sahibi değillerdir. Kendilerinden kendi ihtiyarlarının dışında Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle bir keramet zuhur eder de bunun farkına varırlarsa tövbe-i istiğfar ederler ve boy abdesti alırlar. Kamil bir mürşit müridanını dergiye bağlamaz. Kamil bir mürşit kendi ondan sonra elinin emeği ya da maaşıyla geçinir. Evladım gel gel ama yani bizim ondan sonra dergahında bir sürü şeyi var. Onun için sen ne kadar alıyorsun bakayım, 10 milyon mu? Ha, onun 1 milyonunu her ay bize getireceksin demez. Yahut hanım müritlerin elindeki altın şeylere, halkalara bakıp da ondan sonra bileziklere, evladım o 3 tanesi sana fazla, bir tanesini bize bırak, ikisini bize bırak demez. Kamil bir mürşit kendisini te'lih ettirmez, ilahlaştırmaz. Kamil bir mürşit ayaklarını öptürmez, arta kalan suyunu içirtmez, böyle keri şeylerden uzaklaşır. Kamil bir mürşit, kamil bir mürşit kendisini halktan gayrı tutmaz. Cenab-ı Peygamber kendisini halktan gayrı tuttu mu? Kamil bir mürşit Cenab-ı Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmıştır. Kendisini halktan ayrı tutacak hiçbir şekil, tavır, kıyafetle ortaya çıkmaz. Kamil bir mürşit kendisine de, kendisine de, evlatlarına da yani ihvanına da söz getirtecek bir davranış, bir biçim, bir kıyafet ittihaz etmez. Şimdilik hatırıma gelenler bunlar. Belki ileride daha başkaları da gelir. Bakalım başka neler söylemişler. Nazari olarak izah etmeye çalıştığınız insanın Allah'ın rızasını kazanması hususuna itirazım olmamakla birlikte tekit, vurgu noktalarının sadece dinin bazı ritüellerden, bazı formal ibadetlerden müteşekkil ve kesine olmuştur. Kısaca formüle edecek olursak, kendisini musahhar kılınan dünya için çalışan, çalışması zaruri olan bir insanın Allah rızasını kazanmasının başka veçeleri yok mudur? Şeriat ondan sonra şeyinde kaldığınız müddetçe kimse size bir şey demiyor ki, bizim sözümüz hep ondan sonra şeriatın dışında bir isteğiniz var ise gayet tabii. Şeriat içinde kalıp da şeriatın size yüklediği şeyleri yaparsanız kimsenin size söyleyecek hiçbir şey yoktur. Ve muhakkak ki şeriatın bütün kurallarını yerine getiren kimselere Allah'ın ahireti ve cenneti vaat edilmiştir. Allah'ın vaadi haktır. Hiç korkunuz olmasın. Ve bununla iktifa ediyorsanız ne mutlu size. Ama bununla iktifa etmeyenler var. Bizim sohbete başlangıcındaki söylediğimiz, vurguladığımız şu. Adam diyor ki, ya Rabbi ben seni daha yakından tanımak istiyorum. Kur'an'ı okuyorum, sana aşık oluyorum. 5 vakit abdest namaz beni kifayet etmiyor. İçimden gelen aşk, içimden gelen cezbe seni öyle bir ondan sonra şey yapmak istiyor ki, tanımak istiyor ki, sana kulluğumu hissetmek istiyorum. Ben namaz kılmakla sana kulluğumu hissetmiyorum. Sen bunu zaten emretmişsin. Ben seni zaten kulunum. Ama ben sana daha fazla hizmet etmek istiyorum. Seni sevmek istiyorum. Sana aşık olmak istiyorum. Namaz kılmakla ben sana aşık olamıyorum ki diyor. Ha, bu raddeye geldiğiniz takdirde bir mürşidi kamil aramanız lazım. Aradığınız takdirde de sizin yeteneğinize bağlı. Bulduğunuz mürşidi kamil, eğer hakikaten kamilini bulursanız, sizi bir kere yeteneğinize göre bakacak, diyecek evladım. Hiç ondan sonra boşu boşuna şey yapma, sen doğru yoldasın. Şeriatta devam et. Yahu diyecek ki, benim güzel evladım, hakikaten sen yeteneklisin. Seni mürid olarak kabul ediyorum, seni yetiştirmek benim boynumun borcudur diyecek. Ama bunun ötesinde şeriatla teklif olunan bizim hiçbirimizin tarikat diye bir mecburiyetimiz yok. Onu çok iyicene belirtmek isterim. Tarikata girmek, yani ilmi ledün sahibi olmak ancak ve ancak bunu isteyen insanlar için şey. Ha, bir de şu tehlike var. İnsan bir de ondan sonra şeriattan tarikata geçer, bu işi kıvramaz, hem şeriatından olur hem tarikatından olur. Bütün ahiretinde rezil-i rüsva eder. Şimdi bu tehlike var. Onun içindir ki kâmil şeyhler hiçbir zaman kimseyi zorlamazlar. Hiçbir zaman da o yetenek onda yoksa onu alıp da dünya ve ahiretlerini rezil etmezler. Onu sadece muhip mertebesinde bırakırlar. Gider gelir, yüklemezler onu. Gidip gelmekle nazarlarını alır, himmetlerini alır.
kendi şeriat seviyesinin birazcık üstünde bir muhabbet halesine dahil olur, kendisini günahtan korumuş olur. Bu bakımdan meşayihin muhip seviyesinde bıraktıkları bu insanlar için de himmetleri işler. Himmetleri işler. Ha şunu da söyleyeyim. Şimdi biraz evvel arkadaşlardan bir tanesi sahte mürşit nasıl tanırız dedi. Ben burada tabii biraz ileri gittim sahte mürşitten ziyade. Bu kamil olmayan mürşitler söylediklerim benim. Sahte mürşitler çok çabuk tanınır. Kamil olmayan mürşitlerin dahi evlatlarına büyük ondan sonra himmetleri vardır. Çünkü ne olursa olsun kamil dahi olmasalar insanı kemale daima ihvan sevk eder. Bir şeyh hiç ihvanı olmasın körelir gider. Bir şeyh kamil olmasın ama 20 tane ihvan olsun, o 20 tane ihvan o şeyhi kamil kılar. Bu ayna meselesidir. Biz birbirimizin aynasıyız. Müminler müminlerin aynasıdır. Bakınız ben size bir sual soracağım. Şimdi 1,5 saattir konuşuyorum. Bana karşı bir sempatiniz var mı? Var değil mi? Benim size karşı sempatim var mı? Vallahi var. Niye var? Çünkü fakirin veçime baktığınız zaman kendi ruhunuzun güzelliğini gördüğünüz için, kendi kendinize aşık olduğunuz için fakiri seviyorsunuz. Ben de sizin veçinize baktığım zaman sizin veçinizde mümin müminin aynasıdır diye kendi ruhumu müşahede ettiğim için size aşığım, onun için size hizmet ediyorum 1,5 saattir. Onun için bu karşılıklı muhabbet ve şefkat, muhabbet bizim birbirimize fakat esasında kendi ruhumuza aşkımızdan ileri geliyor. Onun için bir şeyh kamil dahi olmasa ihvanı onu muhakkak kemale yöneltir. Bu bakımdan kamil olmayan şeyhleri burada benim kınadığım zannedilmesin. Sadece ben kamil şeyhle kamil olmayan bazı şeyhler arasındaki farkı göstermek istedim. Sahte şeyhler çok kolay anlaşılır. Sahte şeyhler ne demektir? Ellerinde herhangi bir kimseden yetkisi olmayan, yalap şap kulaktan dolma bir şey öğrenmiş ve yanına gelen herkesin üzerine kendi cezbesini yükleyen insan demektir. Kamil bir şeyhin yanına gittiğiniz zaman o şeyh size cezbesini yüklemez. Onun yanından ferahlamış olarak çıkarsınız. Ama sahte bir şeyhin yanına girerseniz, sahte şeyhin, kamil olmayan demiyorum, sahte bir şeyhin yanına girecek olursanız hafakanlar basarak çıkarsınız. Ve üstelik ne yapacağınızı bilemezsiniz. Gittiğinize gideceğinize pişman olursunuz. Evet. Ayette bahsedildiği üzere kendisine yakin gelinceye kadar Allah'a ibadetle mesul kimse, eğer yakin kelimesi met ile aynı manada kullanılmıyorsa, yakin geldikten sonra ibadette mesul değil midir? Evliyalara belli fasıllarla da olsa yakin verildiğini söylediniz. Bundan sonra evliyalar ibadetle sorumlu. Hayır, kesinlikle. Öyle bir şey değil tabii. Buradan bu netice çıkarmak lazım. Evliyaya yakin verilir. Evliya yani eşyaya baktığı zaman bu eşyanın ardındaki hakikati şeksiz şüphesiz vasıtasız görür. Ve bunu anlatabilir. Ama bu bir evliya herkesten daha fazla Cenab-ı Peygamber'in prototipi olmak, yani prototipi peygamber olan bir evliya olmak, yani tamamen ona benzemek dolayısıyla Cenab-ı Peygamber'in şeriatını muhafazayla mükelleftir. Onun için şeriattan sapamaz. İbadet önden kat edilmiş değildir. O zaman onun bütün ibadetleri nafile ibadet olur. Bu budur. Abdestinde namazında olur ama onların hepsi nafile ibadet gibi sayılır. Yoksa mümkün değildir. Hiç kimse, dünyada hiç kimse, Allah Cenab-ı Peygamber'i farz olan ibadetlerden müstani kılmadığı için hiçbirimiz, mertebemiz ne kadar yüksek olursa olsun, hiçbir farz ibadetten müstani olamayız. En azından Cenab-ı Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak isteyen ve ona aşık olduğu için ona benzemek isteyen bir kimse bunun katiyen dışına çıkamaz. Onun için bu yakin kelimesini bu şekilde almak lazım. Allah razı olsun sorandan. Din, özellikle İslamiyet temelinde tüm otoriteyi Allah inancına bağlayıp insana mutlak bağımsızlık tanırken, tarikat ve mürşit kavramlarında özel otorite nedeniyle bir çelişki sonunda bir şirk tehlikesi yok mu? Bu bir. Şimdi bunu söyleyelim. Hayır, yok. Sözümüz kamil şeyhlere.
kendilerini tehlif edenlere değil, kendilerini Allah'la, Allah'la insan arasında aracı olarak görenlere değil. Kamil bir şeyh insanla Allah arasında aracı değildir. Haşa. Kamil bir şeyh bir mürşittir. Bir mürebbidir. Şimdi ben hocayım. Üniversite hocasıydım. Teorik fizik hocasıydım. Ben ilim öğretiyorum diye yani Allah'la talebelerim arasında bir vasıta mı oldum? Haşa, sümme haşa. Ben sadece ilim öğrettim. Bir mürebbi olarak ilmi öğrettim. Bu da başka bir şey öğretmez. Kamil bir şey. Tarikatta, tarikat kurumsallaşmış tarikatta ilmi ledünün umdelerini vermeden önce nefis hakkında ilim öğretirken Allah'la şey arasında aracı olmaz ki, sadece ilim öğretir. Eğer bir kimse onu Allah'la kendisi arasında aracı olarak görüyorsa o açık dalalet içindedir. Eğer bu fikri efendisi ona veriyorsa efendisi açık dalalet içindedir. Hiç şekki şüphesi yok. Bu hususta mutmain oldunuz mu? Olduk mu? İyi. Bektaşi Alevilik şeriattan uzaklaşmayı kamil insan insana ulaş. Bunu ne olur? Kim, hangi arkadaş yazdıysa okuyamıyorum bunu. Bir tercüme et bakayım hadi. Bir tercüme et. Onun aslını biliyor musun? Traduttore traditore İtalyanca. Bektaşi ve Alevilik'te şeriattan uzaklaşmayı kamil insana ulaşma hedefinde çelişki yok. Bunu güzel söylesinler. Ben anlamadım bunu. Kusura bakmayın. Ya ben maalesef çok kötü bir ondan sonra kompüterim. Bana doğru düz verilmeyen komutları katiyen ondan sonra yorumlayamıyorum. Ben şöyle Bektaşi ve Alevilik'te şeriattan uzaklaşmamak, satmamak yani veya sorun sahibi ortaya çıktı. Lütfen canım. Aceleden son anda cümleyi düşük buldum. Neyse yani yok. Şimdi telafi etmek imkanınız var. Lütfen söyleyin canım. Şimdi Bektaşi'de ve özellikle Anadolu Alevi'liğinde söylemlere göre bu bizim bildiğimiz, inandığımız şeriatın içine çıkmak. Şimdi bakınız, Bektaşi'likten Alevi'liği ayırmak lazım. Alevi'lik dediğiniz zaman ben her zaman şunu soruyorum. Kardeşim, hangi Alevi'likten bahsediyorsun? Sebe'i Aleviliğinden mi bahsediyorsun? Yani Hazreti Ali haşa sümme haşa Allah olarak tanıyan Alevilikten mi bahsediyorsun? Ondan sonra Hazreti Cebrail'in peygamberliği getirirken adresi şaşırıp Ali yerine peygambere getirdiği iddiasında olan Alevilikten mi bahsediyorsun? Namazı, niyazı, orucu efendicazıma söyleyeyim, haccı ve abdesti reddeden Alevilikten mi bahsediyorsun? Işık ehli, yani geceliğin sadece iki rekat namaz kılan Alevilikten mi bahsediyorsun? Yoksa senin benim gibi Hazreti Ali'yi ene medinetül ilmi ve aliyyum babuha, ben ilim şehriyim, Ali onun kapısıdır. Ene ve Ali min nurun vahidün, Ali ve ben tek bir nurdanız diyen Cenab-ı Peygamber'in anladığı manada Alevilikten misin? Hangisinden bahsediyorsun? Onun için Alevilik dediğiniz zaman bu nüansları söylemezseniz iş tefrikaya ve iltibasa, yani yanlış anlaşılmaya yol açar. Bu bakımdan Aleviliği bir kenara koyalım. Tamam. Bektaşiliğe gelince, Bektaşilik Hazreti Bektaş-ı Veli'nin kurmuş olduğu bir tarikat değildir. Balım Sultan'ın kurmuş olduğu bir tarikattır. Ve Balım Sultan'ın kurmuş olduğu tarikata gelinceye kadar Bektaşilik'te diğer tarikatlardan farklı bir şey yoktu. Çünkü Hacı Bektaş-ı Veli'de Ahmet Yesevi Hazretlerinden gelen bir silsileye sahip, bir dürüst bir ondan sonra şeye sahip. Ama Balım Sultan daha ziyade Orta Asya'dan göçen Türkmen kavimlerinden bir kimse olmak hasebiyle Bektaşiliğin bu türlü ayan ve erkanını 17. asırda tertip ettiği zaman Hacı Bektaş-ı Veli'nin vaz etmiş olduğu prensipler ortadan kaybolmuş. Ve bunun yerine biraz
Türk adat ve erkanı, ama Orta Asya Türk adat ve erkanı girmiş. Bu bakımdan bizlere gerek terminolojisi bakımından, gerekse ayinlerinin idrak edemememiz bakımından ters gelmiştir. Bununla beraber bu şunu söyleyeyim. Bektaşiler arasında fevkalade sünni, fevkalade alim, fazıl, çok kıymetli meşayih zuhur etmiştir. Tabii böyle bir meşayihin zuhur etmiş olması, bunlara aykırı hareket eden kimselerin zuhur etmesine bir engel maalesef değildir. Bu sadece Bektaşilik için değil, bütün tarikatlar için de caridir. Nitekim Halvetilikte de çok ondan sonra eksantrik şeyler olmuştur. Kadirilikte de, Rufailikte de, ama bunlar ortaya çıkmadığı için, siyasi yanları olmadığı için su yüzüne çıkmamışlardır. Türkiye'de Bektaşilik daima bir siyasi yanı olan bir parti olarak olmuştur. Neden? Bektaşiler daima Osmanlı Hanedanı'na büyük bir düşmanlık beslemişlerdi. Bilhassa 1826 Vak'ay-ı Hayriyesi dolayısıyla. Bu bakımdan Bektaşilik bilhassa o tarihten sonra siyasete çok bulaşmış, devamlı surette belirli kesimin destekleyicisi olmuştur. Bu bakımdandır ki bize bazı yönlerden ters gelmesi normaldir. Hocam, sizin de okuduğunuz Ela inne evliyaullahu ayetinin devamında velilerin iman edip tekva sahibi oldukları belirtiliyor. Bakara ilk ayetinde de muttakiler açıklanıyor. O halde bu özelliklere sahip olan kimse veli demektir. Bu konuyu açıklar mısınız? Şimdi bakınız, burada bir mantık hatası var. Şimdi evet, bütün veliler müttakidir de her müttakinin veli olması gerekmez. Hani bütün İnsanlar fanidir de her fani insan olması gerekmez. Her fani insandır diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Atlar da fanidir ama insan değildir. Gül ağacı da fanidir ama insan değildir. Taş da fanidir ama insan değildir. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'deki, bilhassa ondan sonra Ela inne evliyaullahi la hafin aleyhim ve la hum yahzenun'dan sonra gelen ayetin diğer kalan kısmı ki söylemedim, Allah razı olsun, arkadaşımız burada söylüyor, onlar tekva sahibidir. Şüphesiz ki her veli takva sahibidir, yani ittika sahibidir. Yani Allah'ın emirlerine uymamaktan son derece çekinen bir insandır. Biraz evvelki konumuza gelecek olursak, yani hiçbir veli ibahacılık edebilir mi? Şu ya da bu sebepten dolayı farzlardan ondan sonra kendisini soyutlayabilir mi? Soyutlayamaz. Neden? Çünkü Kur'an'ın emri dolayısıyla soyutlayamaz. Ama her velinin ittika sahibi olmasına rağmen her ittika sahibi veli değildir. Velilik sine qua non şartı, Kur'an'da belirtilmemiş olmasına ama rağmen veliliğin sine qua non şartı muhakkak surete Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp velayeti oradan almaktır. Abuta tevessül ve vücut kavramlarını kısaca açıklar mısınız? Rabıtayı açıklayacağım. En ondan sonra çetrefili budur. Ötekileri hiç açıklamayacağım. Çok uzun yere gideriz. Şimdi rabıta. Rabıta nedir? Zikrederken insanın ittiba ettiği insan-ı kamili şu iki kaşın arasında gözlerini kaparak tahayyül etmesi demektir. Yahu hocam, olur mu böyle iş yani? Ne demek yani? Bak gene işte Allah'la arasına adam koydun. Değil. Niçin ondan sonra rabıta yapılır? Bazı kimselerin literatürde iddia ettiği gibi efendim şeyhin ruhaniyetinden istindad edin falan, hiçbir şey, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nedir rabıta? Bakınız, Cenab-ı Peygamber'e bir hadis-i şerifi var. Ne diyor? Şeytan benim veçime, benim şeklime temessül edemez. Yani benim kılığıma giremez. Yani siz ister rüya aleminde, ister yakazada, ister bu dünyada birisinden karşılaşsanız da gönlünüz bu adam Hazreti Muhammed'dir dese, o Hazreti Muhammed'dir. Şeytan onun kılığına giremez. Şimdi varisi nebi olan bir insan-ı kamile eğer ittiba etmiş iseniz, onu rabıtaya aldığınız zaman zikrederken sizin zihninizin tamamen Allah'a yönelik olması lazım. Şimdi namaz kılıyorsunuz, Allahu Ekber dediniz, durdunuz. İmam efendi okuyor, siz şimdi ya iki tane ondan sonra acaba bizim şeki bugün ondan sonra dediler mi? Ötekisi şey olacak olursa protesto olursa üç gün sonraki parayı nasıl öderim? Hanım da evden ondan sonra çocuklarla acaba nasıl uğraştı? Mümkün değil, bu her zaman karşımıza çıkıyor. Hani bunu katiyen efendim, hiç öyle değil. Bildiğiniz gibi değil. Biz katiyen namaz kılarken aklımıza böyle şey getirmiyor deyin, alnından 25 defa öpeceğim. Mümkün değil.
geliyor bu. Şeytan muhakkak bir tarafından şey, Allah günahımızı affetsin ama gene yaptığımızın ondan sonra ecri sevabı var. Orası muhakkak, çünkü Allah'ın emrini ifa ediyoruz. Ama kemaliyle ifa edemiyoruz, o başka. Ha. Namazda bunu yaparsınız da Cenab-ı Hakk'ı nefsinizi teskiye etmek için, ona ulaşmak için ondan sonra zikrederken işte şeytanın hiçbir şekilde sizin zihninize yerleşmemesi lazım. Bunun için ne yapıyorsunuz? Zihninizin önüne şeytanın temessül edemeyeceği bir varisi nebinin şeyini getirip oturtuyorsunuz. Bu sadece şeytanın sizin zihninize girmesinin önüne geçer, o kadar. Araf 172. Hani Rabbin Ademoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Eleste bi rabbiküm. Onlar veli. Evet. Rabbimizsin. Şahit olduk demişlerdi. Bu kıyamet günü biz bundan habersizlik vermeniz içindir. Bu ayetin ışığında düşünerek küçük çocuklarda birinci haftalık, ikinci haftalık uyurken görülen iki hal, gülme ve üzülmeyi nasıl açıklayabiliriz? Çocuk daha hiçbir şeyi tanımadığını biliyoruz. Acaba insan doğduğu zaman Rahman'ı biliyor. Efendim? Rahmani bildin. Bilgiye vakıf mıdır? Daha sonra eşyayı tanıyınca bu bilgiler perdeniyor mu? Yeni Şafak'taki bir yazınızdan. Yeni mi çıktı? Allah'ım ben masabim. Nereden almışlar bunlar ya? Fesübhanallah. İlk defa. Allah razı olsun. Alabilir miyim bunu? Sağ olun. Yeni Şafak'taki bir yazınızdan cinlerin sadece nefsi olduğunu söylüyorsunuz. Sadece nefsi olanlar sorumlu mudur? Efendim şimdi bakınız. Yeni çocuk doğduğu zaman çocuğun ruhu vardır. Nefsi de vardır ama daha gelişmemiştir. İdraki yoktur. Şimdi bakınız bir başka şey daha söyleyeyim size. Çoğu sefer bu bizim enteller bize lühtan ederler. Yahu siz Arapça bilmezsiniz etmezsiniz. Kur'an okuyunca ağlarsınız. Ne diye ondan sonra bu Kur'an Arapça okuyorsunuz diye. Efendim Kur'an Arapça da olsa, Süryanice de olsa Allah'a ait her bilgiyi ruh olduğu gibi böyle emer. Ruh her şeyi bilir. Bizim Kur'an okumamız bizim nefsimiz için değil. Kur'an okuyoruz da hakikaten Türkçesini bile okusa Kur'an'ı anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz. Kur'an'ın kaçta kaçını anlayabiliyoruz? Kur'an'ın kaçta kaçı muhkem ayet, kaçta kaçı müteşabih ayet? Muhkem ayetleri zar zor anlıyoruz. Müteşabih ayetleri anlayabiliyor muyuz? Fehme idrak edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Bakara suresinin 62. ayetinde ne diyor? Cenab-ı Hak müteşabih ayetlerin tevilini ancak Allah ve ilimde rüsus sahibi olanlar bilir diyor. Biz rüsus sahibi olmadığımıza göre bilemiyoruz. Ama müteşabih ayetleri okuyoruz. Okumaktan da zevk alıyoruz. Çünkü ruhumuz zevk alıyor. Kur'an'ın hitabı bizim ruhumuza. Eğer ruhumuza olan bu hitap idrakimize gelirse ne mutlu bize. Onun için küçük çocuklarda ruhları bakımından henüz nefisleri onlara bir mahpes olmadığından dolayı ruhlarıyla etraflarından haberdardır. Ama nefis gelişmeye başladığı zaman artık ruhun görülmesi mümkün değildir. Bu bakımdan gülerler de hatırlarlar da ne yaparlarsa yaparlar biz bilemeyiz. Hep ruh vasıtasıyla algılarlar. Biz şimdi ruh vasıtasıyla algılayamıyoruz. Ne zaman algılayabiliriz ruh vasıtasıyla? Asli vatanımıza döndüğümüz zaman, ruhumuzun esas menşeine, kökenine, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna döndüğümüz zaman biz ancak algılamaya başlarız. Evet. Şimdi bir de ne diyor? Yeni Şafak'ta bir cinlerin sadece ne? Evet. Şimdi insanlarda bir nefis, bir beden var, bir de şey var. Cinlerde sadece nefis var. Cinler de tabii mükellef. Niye mükellef? Çok iyi biliyorsunuz ki Kur'an'da da geçer, bir sürü hadiste de geçer. Cenab-ı Peygamber cinlere Kur'an okumuş ve işlerinden bazı kimseleri Kur'an okuması için de halife tayin etmiştir. Cinlerin içinde de Müslüman cinler var, ateist cinler var, Hristiyan cinler var. Müslümanlar, cinler muhakkak suretle mükelleftir. La, tarikat arasındaki geçiş noktasının şeriat açısından tarifini yapar mısınız? Böyle bir geçiş noktası yok. Böyle bir geçiş noktası yok. Şeriat ayrı bir bölüm, tarikat ayrı bir bölüm.
Bundan buna böyle sürekli bir geçiş noktası, yumuşak bir geçiş noktası yok. Bu kapıdan öbür kapıya geçiş gibi yok. Hatta tarikata girdiğiniz zaman öyle işlerle, yani Efendimizin size ondan sonra isteyeceği öyle işlerle karşılaşırsınız ki şer'i bakımdan rahatsız dahi olabilirsiniz. Öyle meşayih vardır ki sizden bazı öyle işler ister ki şer anından sonra rahatsız olabilirsiniz. Mahsus ister. Gene kemaliniz için ister. Zordur. O iş başka. Biz kamillerden bahsediyoruz. Ne? Onlar bizim şeyimiz değil. Allah hepimizi kamil ondan sonra insanlarla karşılaştırsın. Ama şu var. Tarikatta olmakla beraber siz şeriattan kurtulmuş değilsiniz. Kesinlikle kurtulmuş değilsiniz. Tarikatın da bu bizim bildiğimiz, hepimizin tabi olduğu şeriattan başka bir şeriatı daha var. Tarikatın da şeriatı var. Mesela bir tane söyleyeyim. Tarikatta bir efendi hiçbir zaman ihvaniyle evlenmez. Tarikatın şeriatının kurallarından bir tanesi budur. Kesinlikle haramdır. Bir mürşidin müridiyle evlenmesi kesinlikle haramdır. Bu da ondan sonra şeriata göre o başka bir ananın babanın hür evladının evlenmelerine hiç mani yok şeriat bakımından, tarikat bakımından. Mürşid-i Kamil ihvanının babası mertebesindedir. Hiçbir zaman ondan sonra ihvandan kimseyle evlenemez. Onun için bu, yani bu bana biraz ondan sonra şu sual yanlış vaz edilmiş bir sual gibi geldi. Günümüzde evliyalık derecesine ulaşmış kişiler var mıdır? Evladım, ben bilsem ilk önce ben gidip kapılanacağım. Muhakkak vardır. Allah bu dünyayı sevdiği dostsuz bırakmaz, evliyasız bırakmaz. Muhakkak vardır. Hem de dünyanın her ülkesinde vardır, emin olunuz. Ama tanımak mümkün değil tabii. Günümüzde evliyaların, türbelerin insanlar tarafından vücutlarının görüntülenmesi ne derece doğrudur? Evliyaların, türbelerin insanlar tarafından vücutlarının görüntülenmesi. Bu ne demek istendi bunu? Televizyon programında bir evliya zannedilen veya öyle olan bir sandıkta açıldı. Ha şu. Çok nezaketsiz bir davranış. Çok nezaketsiz bir davranış. Daha başka bir şey söyleyemem. İnsan kamil de ulaşılınca insanlar o şekilde talepte gidecekler. İnsan kamil yapacaklar. Bir dakika, bir daha söyler misin? Yani evliyalıkta. Evliyalıkta insanlar kesinlikle kamil olması için uğraşılıyor. Ha tabii. Yani bunun için tarikata giriyor, bunun için ondan sonra yola giriyor. Tabii kamil olmak için giriliyor. Ama muhakkak ondan sonra şey olmuyor insan. Muhakkak evliya olmuyor. Yani tarikata her giren evliya değil. Allah isterse oluyor. İslam amacı da bu çünkü yani emir bin Mahmut'u hani müsa yapar bir toplumda insanlar da bunu uğraşmak istiyorlar. Fakat bu daha sanki birazcık daha üstün bir olay. Tabii öyle ya. Şimdi emir bin Mahmut nehy anil münker Allah'ın emirlerine emir bin Mahmut nehy anil münker Allah'ın emrettiklerini yapmak, nehyettiklerinden de tebakki etmek demektir. Bu şeriatın yolu yordamından bir tanesidir. Ve bütün şeriatı da ondan sonra kapsar. Hepsini kapsar. Şimdi biz bundan zerre kadar inhiraf etmemekle beraber eğer gönlümüzde şeriatın Allah'a karşı bir aşk var da biz Allah'a yakınlaşmak istiyorsak ancak o zaman tarikatın bize verdiği imkanlardan faydalanacağız. Onu demek istedim. Kolay olsa hepimiz yaşayacağız bunu. Zaten Allah da bunu bildiği için güzel evladım sana bunu bir farz olarak yüklememiş. İşin başından beri bunu ondan sonra anlatmaya çalışıyorum. Tarikata girmek. Efendicazıma söyleyeyim nafilelerle ibadet yapmak bir farz değil. Allah bunu yüklememiş. Bu bir farz değil. Senin için farz olan şeriat. Yani emre bil maruf nehy anil münker. Sen bunu yapabiliyorsan ne mutlu sana. Dört başı mamur yapıyorsan eli öpülecek kız. Bunun üstünde senin ondan sonra muhabbetin var, şu var, bu var. O iş başka. Bunu bile yapmak çok zor bu devirde. Bakın Cenab-ı Peygamber'in bir hadis-i şerifi var. Diyor ki asr-ı saadette kendi zamanında eğer İslam ondan sonra şeyi 100 cüz ise bunun bir cüzünü yapmayan cehenneme gider. Ama öyle zaman gelecektir ki
İslam akaidinin yüz yüzünden bir tanesini yapan cennete gidecektir. Kanaatince orada yaşıyoruz. Hayat çok zor. Hepimizin sırtında büyük ondan sonra yükler var. Geçim yükü var, birbirimizden münasebetlerimizdeki yük var, amirlerimizden, memurlarımızdan ondan sonra sıkıntılarımız var, geçim sıkıntımız var, şu var, bu var, bir sürü sıkıntımız var. Şimdi burada hakikaten şeriatın bütün hükümlerini dahi yapmak çok büyük bir fazilet istiyor. Bunu yapabilene baş tacı, bunu yapabilen başımızın tacı. Onlara hiçbir sözümüz yok, onlar zaten yapılacak. Bu, gene söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani bütün buna rağmen insanın içinden böyle bir cezbe gelir de böyle olursa ne yapmak lazım gelir? Onun için söyledim. Yoksa hiç böyle bir hiçbir farzı yok bu işin. Onu söyleyeyim size. Şimdi vahiy ve ilham meselesine gelince malum Allah arıya dahi vahiy edebiliyor. İnsana niye vahiy etmesin? Sorarım. Kendisine mirat edindiği insana niye vahyetmesin? O insan ki Cenab-ı Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak onun için sünnettir. Cenab-ı Peygamber ne yapmışsa, Cenab-ı Peygamber'e ne vaki olmuşsa o insana da vaki olur. Ama Cenab-ı Peygamber'deki vahiy umumidir. Eğer bir insana vahiy vaki olursa o sadece hususidir. Kalkıp mesela şimdi Edip Çiğme ondan sonra şu anda bir vahiy vuku bulsa, Hazreti Cebrail gelse de dese ki Edip şöyle şöyle şöyle, eğer sadece Edip'le ilgili bir şeyse Edip kalkar da bunu derse ki mesela Edip senin ömrün çok uzun olacak, 88 yaşına kadar yaşayacaksın, 16 tane de torun olacak dese, kalkıp bunu ondan sonra size açıklar mı? Kendisine gelmiş bir vahiydir. Bunun peygamberane bir vahiy olduğunu kim bilir? Allah arıya dahi Kur'an'da vahyettiğini söylüyor. Ne insana vahyettiğini? Biz tabi edemem, deneden Cenab-ı Peygamber'in önüne geçmiş olmak için biz insan kamilleri, Veliyullah'a gelen şeylerin vahyettiğini ilham ettiğini söylüyoruz. Bu bir edeptir. Bu bir tavırdır. İster kabul edilir, ister kabul edilmez. Ona bir ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Çünkü çok ufak şeylerden, bu teferruattan insanın ayağının çok çabuk kayması ve çok çabuk günaha girmesi de şeydir. Biz günahtan çekiniyoruz. Mümkün olduğu kadar tabii, elimizden geldiği kadar. Yoksa hepimiz nefis sahibiyiz. Ama bir tarikat edebi olarak eğer veliyullah bir şey ise kimse hiç anlar. Ne eğer ki Cenab-ı Hak ondan sonra kendisine ilham etmiş olsun da şu kulumu ondan sonra yetiştirmesin. Fakir bunları gördüm de, yani kendi tecrübeme dayanarak başkalarında gördüğüm için ondan sonra söylüyorum. Hocam, bize anlattıklarınız bütün tarikatların ortak özellikleri midir? Değilse hangi tarikatı anlattınız? Şimdi evladım, ben tarikatın nasıl olması gerektiğini ve kamil meşayih, kamil mürşitler elinde nasıl idare edildiğini anlattım. Tarikatın idealini anlattım. Maalesef tarikatın ondan sonra tatbikatında bunlar yok. Bugün bakıyorsunuz şeyh efendiler hatta şeye dahi çıkıyorlar, televizyon bir şeyde çıkıyorlar. Kendilerine ilim verildiğini, şöyle kitaplar yazdıklarını, efendicazıma söyleyeyim, şöyle binlerce kişiyi Müslüman ettiklerini, dünyanın her bir tarafında müritleri olduklarını, kendilerinden kerane zuhur ettiğini açık açıkça söylüyorlar. Yahut da kendilerini açıkça şeyh olarak göstermeyip de pek çok kitap yazıp, hepsi de bir sürü ondan sonra saçmalık itibar eden kitap yazıp da efendim 6,5 saat televizyon programında konuşan ondan sonra mürşitler de var, bunları da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'i kuantum teorisi aracılığıyla yorumluyorum diyen mürşitler de var, bunları da biliyoruz tabii. Onun için yani kendilerine mürşitlik atfedenler de Cenab-ı Hakk'ın kendilerine mürşitlik verdikleri arasında insanlar arasında kafi derecede büyük bir izan, fehamet ve temiz yok ise bunları ayırt etmek çok zor. Eğer bir parça biliyorsanız tabi sırtı veriyor hemen. Birisi eğer ben müridanıma 80 bin kelimeyi tevhid ediyorum derse bil ki o müridan bir hafta sonra tutturacaktır. Nitekim öyle oluyor. Yahut birisi kalkıp da ben Kur'an-ı Kerim'i kuantum teorisi vasıtasıyla izah ediyorum derse ben kasıklarımı su tatta gülüyorum.
Çünkü şu fakir Abdülaziz 40 senedir ondan sonra kuantum teorisini okutuyorum. O kadar kitap yazmışım, o kadar doktora tezi yaptırmışım, o kadar doçent profesör yetiştirmişim. Ve hatta bu konuda yaptırdığım doktora tezini yapan arkadaşım Profesör Yalçın Koç beni bu konuda 70 defa katlayarak geçmiş, dünyaca ünlü bir şöhret olmuş. Ve bir başka arkadaşım da yazdığı kuantum mekaniği kitabını, 380 sayılı kuantum mekaniği kitabını bana ithaf etmiş. Bu kadar da bu işte bizim şeyimiz var, emeğimiz var. Ben hala kuantum mekaniğinin ne böyle şey olduğunu tam manasıyla derin bir idrak ile anlayamamışım. Hele kuantum mekaniğinin içindeki esas temelindeki kavramların birbirleriyle çelişen Kopenhagen ve Paris ekolleri vasıtasıyla tehdit edilmesinin gayri mümkün olduğu vakası karşısında ve mesela kuantum mekaniğinde kullanılan sonsuz boyutlu Hilbert uzaylarındaki flüktüasyonlarla kaotik uzaylar arasındaki ondan sonra ilişkiyi bir türlü anlayamadığımda ben bu adam nasıl bunları anlıyor bilemiyorum. Onun gibi fevkalade büyük bir ilahi bir vahye de sahip olmadığım için kuantum teorisiyle Kur'an nasıl izah edildi bunu da okudum bir tane derdim, ondan sonra kitabını aldım okumak için. Okumak için aldım. Aynı zat mesela diyor ki efendim diyor, ben diyor Kur'an'ı gayet güzel izah ediyorum. Bakınız diyor Kur'an, bu cinler yok mu diyor, bu cinlerin hepsi diyor mikrodalgadır diyor. Eyvah hanımlar diyorum ben. Vah hanımlar. Mikrodalga fırınlarına sahip olan hanımlar ne yapacak şimdi? Bu kitabı okuduktan sonra, ulan bizim ondan sonra mutfakta devamlı cinler cin katıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, kule uzu bir adil falan nişeri mahalak diye girmeleri lazım. Girdikleri zaman cinler kaçacak, mikrodalga fırını işlemeyecek. Nasıl olacak bu iş? Anlaşılır iş değil. Binaenli, benim güzel dostlarım, iki gözümün nuru kardeşlerim. Bu işte fehanet, temiz sahip olmak çok zor olur. Nefis insan olur. Bakınız nefisten bütün kötü huylar çıkar. En son çıkan huy hubbu riyasettir. Baş olma sevdası. İnsan 70 yaşına gelir, pir-i fani olur, alnı secdeden kalkmaz, ellerini aşağı dua eder. Ya Rabbi sana ne kadar hamd etsem şükresemazdır. Sen beni asi iken bu hallere getirdin. Ayağı küt diye kayar. Çünkü gizli bir şirk vardır. Gizli bir kumburiyasa. Biz ne olduk yahu? Kabilinden bir gizli ondan sonra şey vardır. Bu iş incedir, ince. Çok incedir. Bu ince işi de her baba yiğitin kârı değildir. Her baba yiğit bu işi soyunamaz. Her soyunan baba yiğiti de kabul etmezler. Onun için bu nefesimi onun için tüketiyorum ki aman iki gözümün nuru dostlarım. Bu iş çok tehlikeli bir iştir. Siz siz olun. Bırakın şeriat mertebesine kalın. Efendim talep vaki olmadan tarikata ihvan çağrılmaz. Eğer bu kaide ihlal edilirse tarikatlar kurumlaşır ve sekülerleşir demekle hangi tarikatları kastettiniz? Bila istisna bütün tarikatları kastettim. Bila istisna bütün tarikatlar sekülerleşmiş, tereddi etmiştir ve öyle haline gelmişler ki nihayet İllallah ve Resulühü denilmiş ve kapılarına kilit asılmıştır. Tarikatlar kendi kendilerinin ondan sonra şeyi olmuşlardır. Kendi kendilerini ketmişmişlerdir. İslam'ın zahiri şeriat, batını tasavvuf olundaki haşa! Aman Allah muhafaza etsin. İslam'ın zahiri şeriattır ama batını tasavvuf değil, kesinlikle. Tasavvuf olduğu. Bak. İslam'ın zahiri şeriat, batını da tasavvuf olduğu hakkındaki görüşleriniz nedir? Benim eve gelen bu. Ben bunu kendime göre yorumlamıyorum. Ben diyorum size, kötü bir kompütörüm. 286 Intel, çok modası geçmiş bir ondan sonra mikroprosesörüm var. Ne gelirse onu yorumluyorum, başkasını yorumlayamıyorum. Bir artificial, bir yapay zekaya da sahip değilim. Şeyim de öyle değil, diskime de öyle bir ondan sonra program konulmuş. Ne diyor burada? İnsanın zahiri şeriat, batını da tasavvuf olduğu hakkındaki görüşleriniz nedir? Çok kötüdür bu görüşlerim. Böyle bir şey olmaz. Zahiri şeydir, şeriattır ama batını hakikattır. Evet, o hakikatta nedir? Allah hepinizi o hakikata vasıl eylesin. Amin. Esma-i İlahiyenin insanda tecelli ettiğini söylediniz. Buna bir örnek vermenizi istiyorum. Çünkü biliyoruz ki vahdet-ül vücud ve materyalizm düşüncesi bu iki düşüncelerin karıştırılmasından doğdu. Buna bir açık örnek verin. Nasıl insan aynı oldu? Şunen. Bardak. Bardağın içinde ne var? Su. Orada yere yalıp bir yere yalıp bir buçuk saat konuştum, çok susadım.
müthiş ter kaybettim. Bu suyu içtiğim zaman bu su bana büyük ondan sonra ferahlık veriyor. Susuzluk marazımı gideriyor. Şimdi gelin sizden şöyle bir ondan sonra zihni, bir ondan sonra seyahate çıkalım. Şu bardak. Bu bardak neden müteşekkil? Silisyum dioksit, yani kum, artı efendim? Ha? Ateş. Ateşten müteşekkil. Tamam. Ateş aracı mı yani? Tamam. Şimdi ondan sonra şuna söyleyeyim. Bu kumları ne yapıyoruz? Bir araya topluyoruz. Sonra ısıtıyoruz değil mi? Bunları bir araya topladığımıza göre bundan müteşekkil, bundan camının meydana gelmesinde Allah'ın el-cami esmasının tecellisini görürsün. Bir araya getiren esmasını. Peki. Şu bardak size gözüküyor mu? Şu ışığı size aksettiriyor mu? O halde bu ışıklı bardakta Allah'ın en-nur esma-i hüsnasının tecellisini görürsün. Eğer o fehametin, o idrakin, o temizin var ise, yok ise bir şey demiyorum. Ama yok ise işte bir fırsat. Misal istedim, misal verim sana. Bu bardak kırılmıyor. Allah'ın el-Metin ismi şerifinin esmasının ondan sonra tecellisini görüyorum. Fakir görüyorum, siz peki göremiyorsunuz. Bunun bir şekli var. Bu şekil güzel mi sizce, çirkin mi? Bence güzel bir şekil. Allah'ın el-Bedi ismi şerifinin tecellisini görüyorum. Bu şekli yapan, bunu tasvir eden birisi var. Ona bu fikri veren Allah'ın el-Musavvir. Kaç tane etti? Hesabını yapıyor musunuz? Sayı ver kızım. El-Musavvir esmasının tecellisini görüyorum. Efendi cazıma söyleyeyim, içinde su var. Allah'ın Er-Rezzak ismi şerifinin tecellisini görüyorum. Bu su benim susuzluğumu gideriyor. Allah'ın Eş-Şafi ismi şerifinin tecellisini görüyorum. Kaç ettik? 7. O kadar çıkma. Bir keresinde 18'e kadar çıkmıştık da. Bu akşam performansınız o kadar yüksek değil. Velhasılı kelam el-Mena. Güzel dostlarım. Yani nereye bakarsanız, eşyaya neye bakarsanız ama sizin bakışınıza bağlı, vizyonunuza bağlı Cenab-ı Hakk'ın esmasını, asharını, efalini görmeniz mümkün değil. İşte tarikatın kamil şeyhler elinde ikinci kademesinde ilme karşı cehalet bunlarla ondan sonra izah edilir. Cenab-ı Hakk'ın efalinin, asharının, sıfatının, zatının ondan sonra eşya üzerindeki tecellisi ve bunların ondan sonra birbirine olan bağlılığı ki bunlara meratibi tevhid diyoruz. Ve sırasıyla tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat, cem, hazretül cem, cemül cem diyoruz. Ehadiyet mertebesi, son mertebe Cenab-ı Peygamber'e ait oraya karşı ancak Evliyaullah Hazretleri bir çıkıyor değil o kadar. Fazla değil. Ona sahip olamıyor. Oldu mu? Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah fethinizi, bereketinizi, fazlınızı, füzatınızı tezid etsin, vahdetinizi tahkim etsin. İki cihanda da